İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam da sizlere zannediyorum keyifli bir birkaç saat geçireceğiz. Bu arada Murat Bardakçı gülüyor benim küre havada dönüyor diye. Konuğumuz da bu bir mucize dedi. Konuğumuzu tanıtayım önce. Ordinarius Profesör Doktor Reha Oğuz Türkkan. Bu ismi bilenleriniz çoğunluktadır herhalde ama gençler hatırlamayabilirler. Oğuz Türkkan Türkiye'nin zannediyorum bilim dünyasının en önemli isimlerinden biri. Yanılıyor muyum Murat? Evet. Başlı başına, kendisi zaten başlı başına. Hem bilim hem macera dünyası. Evet, hem macera dünyası. Ama beni mahcup ediyorsunuz. Kendisi başlı başına bir tarih, Türkiye'nin yakın tarihi diyebiliriz. Niye derseniz, sohbeti izleyin, öğreneceksiniz. Ünlü tabutluklar var biliyorsunuz. 23 kişi değil mi? 23. 23. Evet. 23. O ünlü tabutluklardan çıkan 23 kişiden biri İsmet Paşa ile genç yaşında önemli bir kavgası var. Ondan da bahsedeceğiz az sonra. Türkiye'nin önemli turancılarından bir tanesi. Yanılıyor muyum? Vallahi kafatası ölçümünü ben yaptım diyorsunuz ilk. Sizin bir açıklamanız var. Nihal Atsız'ın da kafatasını ben ölçtüm. Tutmadı diyorsunuz. Tutmadı. Evet tutmadı. Yalnız hemen tasfiye ettim onu. Anladım çünkü çok fena halde bozuldu. Dedim kafatasından Türklük, Türk olmayış ortaya çıkmaz. Sadece fosiller, kemikler tarihten çıkarıldığı zaman hani eğer karışıyorsa acaba o şeyle Araplara mı aittir, Hint Avrupalılara mı aittir diye. Onların kafatası yuvarlak olanla olmayanlar arasında bir fark tespit edersen bir de dilleri de farklıysa oradan bir şey çıkarırsın tarihe. Ona yarar dedim ama fena kızdı. Evet Profesör Türkkan'la hem bunları konuşacağız. Yani yakın, tabii ona göre yakın, bize göre çok da yakın olmayan geçmişi 1940'ları Türkiye'de Türkçülüğün tırmanışını, yükselişini. Ama ondan sonra konuşacağımız daha ilginç mevzular var. Nerelere gideceğiz inanamazsınız. Kayıp kıta Atlantis'e gideceğiz mesela. Var mıydı yok muydu? Varsa neredeydi, yoksa nerede değildi. Sümerlere çok ciddi ilgi duymuştunuz. Burada Sayın Gönül Alpay Tekin konuk olduğunda Sümerler konusuna değineceğiz. Yani her tarafta dolaşacağız. Size keyifli birkaç saat geçireceğiz. Hem keyif alacaksınız hem de öğreneceksiniz. Oğuz Hoca'dan biz de herhalde epey bir şey öğreneceğiz bu akşam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet başlayalım. Nereden başlayalım Murat? O kadar çok yer var ki başlayalım. Geçen hafta da tam yıl dönümüydü. 65 sene mi oldu hocam? Efendim? 3 Mayıs'ın kaçıncı yıl dönümüydü? 1944'ten hesabıyla. 65 sene. 65 sene. Evet. Yani 65 sene önce bugünlerde siz tabutluklardaydınız. Biz tabutlukta inliyorduk. Niye tabutluğa girdiniz? Neydi? Olayı anlatır mısınız? Şimdi olayı şöyle anlatayım. Şöyle daha hatta şeyime geleyim. Şu hani meşhur Ergenekon lafı. Ergenekon. Siz Türkiye'nin ilk Ergenekoncususunuz aslında. Evet. Evet. İşte çıkardığım liseden yeni mezun olmuştum. Ve evet, kamera gösterebilirse. 1938'de Ergenekon diye bir dergi çıkardım. Evet. İş Bankası da sponsormuş o zaman, evet. Ergenekon dergisi. Ve işin tuhafı, burada da göreceksiniz. Her sayısında faşizm tehlikedir diye yazılar. Hem komünizmi tenkit ediyordum, hem faşizmle ilgili, faşizm ve propaganda. Çünkü o sırada rahmetli babamla beraber o fotogrametri kongresine gidiyordu. Ben de Sorbonne tahsile gidecektim. Beni de aldı yanına. İtalya'da Mussolini ile şöyle bir 10 metre mesafede karşılaştım tesadüfen. Hitler'le de bir sokak mesafede karşılaştım. Ve onların nutukları bilmem neler falan anladım ki Türkiye için bir şey karşılıyorlar. Tehlike olmak üzereler. Ve bir sürü gençleri de alıp orada Türkiye'de giden öğrencileri faşist yapmaya çalışıyorlar. Beşinci kol diye o zamanki tabiriyle. Ondan çok korktum. Dedim Türkiye büyük bir tehlike geçirecek. Ve inanır mısınız İsmet İnönü hükümeti dergiyi faşizm tehlikedir makaleleri yüzünden kapattı. Niye? İsmet İnönü hükümeti faşizm değil mi? Almanya ile münasebetimizi bozuyor. Almanya münasebeti bozuyor. Ondan sonra bize faşist damgası bastı. Şimdi onu diyeceğim yani siz faşizm tehlikedir diye yazıyorsunuz. Yazıyoruz. Ama faşistsiniz. Faşist diye bir şey yapıyor. Faşist. Ondan sonra ben de tuttum Türkçülüğe giriş diye kitap çıkardım. O zaman 21 yaşındaydım. Orada Nadir Nadir'in de Hitler
şeysine girmemiz lazım aynı şeye. Çünkü o zaman Nadir Nadi ciddi biçimde Hitler'i destekliyordu. Evet. Cumhuriyet Gazetesi ve Nadir Nadi Hitler'i destekliyordu. Babası Yunus Nadir rahmetli, babamın çok yakınıydı. Beraber Aydın dağlarında çarpıştılar. Şeyler çete olarak. Şikayet yaptılar. Ama oğlu, ben önce şaka yapıyor zannettim. Babam bir şey yolladıydı Yunus Bey'e. Ya baktım o girdi o diye bir faşist selamı verdi. Bizim oradaki şeyler yazarlar ama önlerine baktılar. Sonra yazılan... Ama hatırlamıyorsun da biliyorsun yani. O dönem Cumhuriyet Gazetesi ya, ciddi biçimde ya. Hitler yanlısı yayınlar yapıyordu. Ya. İnanılmaz faşist bir çizgideydi. Evet. Ve şey, ama ondan sonra normalleşti. Hatta beni Amerika'da gittiğim zaman 23 sene her salı günü koca bir yarım sayfa dolusu makalem çıkardı. Cumhuriyet'te. O zaman artık normal bir milliyetçiydi. Sonra 68'de bu sefer solcu oldular. Bu sefer ben bıraktım tekrar. Yani böyle bir şeyler oldu. O devirde önce bu faşizm tehlikesinden uğraşıyorduk. Sonra komünistlerin de gitgide Almanları yenmeye başlayınca, Sovyet Kızıl Ordu, Romanya'ya, Bulgaristan'a falan girmeye başlayınca orada isyanlar çıkarıyordu solcular. Biliyorsunuz Çavuşeskular bilmiyorlar. Hükümeti ele geçiriyorlardı ve Kızıl Ordu'yu davet ediyorlardı. Ve bizde de öyle bir korku başladı. Dedik ki bu bizdeki solcular Fatsa'dan başlayarak Karadeniz'den falan öyle bir şeyler yapacaklar. Ve İnönü hükümeti de başladı durmadan onları himaye etmeye. Durmadan eskiden işten attıkları öğretmenleri profesör yaptılar. Hapse attıklarını çıkardılar. Komünistlerim. Ve 1943'lerde onun üzerine biz başladık hükümete hücum etmeye dergilerimizle. Ergenekon kapanınca Bozkurt diye çıkardım. Bozkurt kapanınca Gökbörü diye çıkardım. Ve her seferde durmadan kapatıyorlardı. Ve o mücadele yaparken tehlikeli bir şeye girdik. Çünkü yani hocam affedersiniz sizin dergilerinizi ilk önce Almanlar gücenmesin diye kapattılar. Evet. Sonra Ruslar gücenmesin. Ondan sonra Ruslara şey yapıyoruz diye kızdılar. Oradaki, demek ki Türkiye'de en kötü şey Türkçü olmak. Yani evet, Almanca Türkleri, olmak iyi, evet, Rusça olmak dönem değişiyor ama Türkçü olmak her zaman kötü. Çünkü Atatürk'ün şeysi devamı olarak oradaki Türk dünyasının da ilgisinin devamını istiyorduk. Her dakika onlar hakkında yazılar yazıyorduk, şeyler yapıyorduk. Ve o şeyi sonunda patlak verdirdi. Savaş bitiyor. 44 olmak üzere ve benim 200 küsur zannediyordum ben. Sonra İhsan Sabri Çağlayangil ile bir başka hariciyecimiz daha kitap yazdılar. Meğer 407 tane mülteci, Azeri mülteci bize sığınmış. Birdenbire ben haber aldım ki onu İnönü iade edecekmiş Ruslara. Rusya'dan sığınmış. Rusya'dan değil, Rus Azeri'si. Rica etmiş. Biliyorum ki muhakkak Ruslara dizilecekler. Deli gibi oldum ve şeye Türkiye'ye Azeriler sığınmış. Sığınmış. Onların o zaman bir Sovyet Cumhuriyeti olan Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmişler ve Türkiye bunları iade yazılıyor. İade edecek. Öldürülürler. Evet, öldürülecekler. Onun üzerine ben dedim ki muhakkak İnönü'yü görüşmek lazım. Kaç yaşındasınız? O zaman 24. 23 ile 24 arası. Kemal Gedeleç özel kalemidir şeyin İnönü'nün. Ondan rica ettim. Babamın da çok yakınıydı. Dedim bir elini öpsem İsmet Paşa'nın falan hiç tanışmadık falan. En nihayet bir gün telefon etti. Geliyor dedi Yalova'ya, Termal Otel'e. Gel bir gün orada birkaç dakika elini öpersin, tanışırsın dedi. Hemen gittim oraya. Hatta annemle. O bahçede oturdu bekliyor. Ve ben gittim de tam elini öptükten sonra böyle şeyi de giymiş. Burnu şeyden çıkmış hamamdan. Dedim ki paşam dedim. Böyle böyle bir rivayetler dolaşıyor iade edecekmişsiniz diye. Büyük bir iftira size karşı. Herhalde doğru değil dedim. Birdenbire bir patladı. Sen kim oluyorsun? Sen git derslerini çal. Ben dedim mezunum. Üniversitede mezunum ben. Dergi çıkarıyorum dedim falan. Kemal Gedeleç'e dedim. Sen mi getirdin bunu falan? Evet Harsiyah Bey'in oğlu falan. Sizinle tanışmak istediğini falan diye. Adam böyle bembeyaz oldu korkudan. İsmet Paşa. Kemal Bey. Kemal Bey. O zaman dedim neden kızıyorsunuz dedim. Yani iade edeceksiniz sahiden dedim. O mu demek dedim. Sen karışma bizim işimize dedi. Biz biliyoruz ne yapacağımızı. Yani biliyoruz demeniz dedim şey mi? İade mi edeceksiniz dedim. Eğer böyleyse dedim tarihin en büyük lekesini üzerinize alıyorsunuz dedim. Tevfik Paşa zamanı Osmanlı devrini o kadar okullarda okuyoruz kötüydü diye.
o devirde bile bize iltica eden Macarları, Polonyalıları, Rusya tehdit ettiği halde iade etmedik ve harbi göze aldık. Ve İngiltere'ye gittiği zaman Tevfik Paşa Sadrazam, İngiliz gençleri, üniversite gençleri çocukları, atları kendileri taşıdılar. Böyle bir kahramanlık yapıyorlar diye. Siz dedim nasıl bir cumhurbaşkanı Türkiye? Hemen polisleri çağırdı, siller, tokat beni dışarı attılar. Ama müthiş kindardır. 1944. 44. Müthiş kindardır İnönü. Ve demiş peşini bırakmayın onun demiş. Ve ondan sonra birkaç ay sonra işte bu 44 olayları oldu. Atsız'ı mahkemeye verdirdiler. Sabahattin Ali'ye Nihal Atsız'ı. Ben de onun için bir nümayiş yaptım şeyde. 10 bin kişi kadar topladık Ankara'da. O zaman nerede 3-5 kişi toplansa büyük suç sayılırdı. Onları topladık. Onlar da hani Saracoğlu'nun bir şeysi vardı. Türkçülük, mülkçülük diye evet. Lafları. Onu bağıraraktan şey yapmışlar. Ve onun üzerine herkes demiş ki işte darbe yapacak bunlar. Aynı bu şimdiki Ergenekon hikayesi gibi bir şey olmuş. Bunlar darbe yazıyor. Oydu polisler, atlı polisler, motosikletli polisler, yüzlerce genci dövdüler, mövdüler, yakaladılar. Onları sonra bıraktılar. Ve Türkiye'de ne kadar sivrilmiş Türkçü, Türk milliyetçisi varsa onlara da damga bastılar. Ülkü Turancı diye. Onları tutukladılar. Yani 23 tane. Onlardan biri de bendim. 24 yaşında bu şerefe nail oldunuz. Evet. Ve şimdi, nerede tevkif edildiniz efendim? Ankara. Nerede tevkif edildiniz? Şimdi ben İstanbul'a dönmüştüm onu maaşlardan sonra. Rahmetli babam dedi ki burası sıkı yönetim bölgesi, Ankara değil dedi. Seni tutuklayacaklarsa Ankara'ya git dedi. Ben de trenle Gazipaşa istasyonuna girerken şöyle sivil polisler doldu. Böyle yakaladıkları gibi indirdiler trenden. Ondan sonra da İstanbul'a Sansaryan Hanı'na götürdüler. Sonra ikinci şube. Emniyet Müdürlüğü. Emniyet Müdürlüğü. O Sansaryan Hanı'nda şeye koydular. Şöyle şu masanın büyüklüğünde bir hücreye 7 ay, 7,5 ay o hücrede kaldım. Bu masa büyüklüğünde. Evet. 2-3 metrekare. Böyle şey de yok. Önüme paltomu serdim, üstüne yattım. Kimseyle konuşmak yok. Gazete yok. Kitap yasak. Her şey yasak. Ziyaret yasak. Arkasından 2-3 ay böyle geçti. Hiçbir şey olmuyor. Arkasından işkence zamanı başladı. Savcı şimdiki şey gibi Kazım Aloç diye bir şey geliyor, ifade almak istiyor. Ne söylerseniz o kendisine göre yazıyor, onu değiştiriyor. İmza etmek istemediniz miydi? Şeyi çağırıyorlar. Dışarıdan birilerine. Tam o sırada da genel müdür muavini Kamuran Çuhru diye bir zat. O da orada. O, Emniyet Genel Müdür Muavini. O geliyor ve ha bu mu diyor Haos Türkkan? Yani önceden demek ki biraz beni mimlemişler. Şey çağırıyor, bir doktor çağırıyorlar, yaşlı bir doktor. Eziyet ve meşakkate müsait mi bir ölçünüz, muayene ediniz? İşkenceye müsait. İşkenceye müsait. Adam tükürdüm suratına. Siz böyle mi yemin ettiniz dedim, hani Hipokrat yemini insanların sağlığı için. Siz işkence için müsaittir diye falan diye. Orada da böyle aynı şeyde olduğu gibi Yalova'da sille tokat beni götürdüler. Muhtena Oda'ya. Muhtena Oda. Muhtena Oda. Muhtena Oda benden biraz daha büyük bir beton içine kazılmış, oyulmuş bir şeydi. Ellerimizi şey yaptılar. İşte şurada bir yerlerde resmi olacak. Çünkü fotoğraf çekemediğim için. Bu Sansaryan Hanı. Böyle mi göstereyim? Evet. O zamanki emniyet şeysi. Ay pardon. Doğru, ikinci şube müdürlüğü oldu. Evet. Ha evet öyle olmuş şimdi. Ondan sonra o şeyde neyse bu işte bu işkenceler böyle kolumuzdan kelepçeyle asıyorlardı ve iki karış havada kalıyordum asılı olarak. Ve tepeden de bir ampuller. O ampulleri Nihat Pepe'yi adında emniyet genel müdürü. Nazi Almanya'sına gitmiş, işkence ampulleri getirmiş. Düşünün. Biz faşistler ki yani. O işkence ampulleri. Faşistlere Nazi Almanya'sı. Kaç bin voltluk falan diye herkes bir şeyler söyledi. Tabii ölçmemize imkan yok ama bence o kaç mumluğu falan mühim değil. Biraz sonra bir de baktım ki hani sanki birileri böyle kızgın ateşle tornavida vardır yani şarap şişesi açmak için. Evet. Öyle bir şey beynime sokuluyor. Nasıl bağırıyorum?
Hiçbir fayda yok, kimseye aldırdığı yok. Ben 3 gün 4 gece rekor kırdım. Oradan işte İnönü'nün benim unutmadığını hatırlıyorum. Çünkü 3 arkadaş daha işkence gördü. Onlar 1 gün, 1,5 gün işkence gördüler. Bir tane vardı, ismini söylemeyeceğim, Allah rahmet eylesin. Dev gibi bir Muğlalı bir arkadaşımızdı. 2 metre küsur. Sığmadı tabutla. Ama ağlamış. Ne isterlerse imzalamış. Zaman zaman beni çözüyorlardı. İmzala diyorlardı. İmzalsaydınız siz de. İmzalamıyordum. İmzalayın, ne olacak? Bir keresinde diyordum neredeyse. Bir baktım ki Celal Bayar, Ali İhsan Sabis. Ki hiç orada duydum orada. Hani General Ali İhsan Sabis var. Emekli general. Filistin'deki meşhur. O da orada. Ha, hapis bak, hiç tanımıyoruz bile. O hapiste miyim? Hapis miymiş? Hapiste, hapiste. O da mı 23'lerden biri? Evet. Hayır, hayır. O da bir başka sebepten tıkmışlar. Arada bir tuvalete giderken kapılarımı aralığından görüyorduk onu. O da varmış ya. Ve ne kadar hani kendisine İnönü'nün ileride şey olacağını tahmin ettikleri varsa bana imza ettirmek istiyorlar. Bak. Birlikte şey yapmışız diye. Darbe. Aynen, o kadar benziyor ki bazen şaşırıyorum. Yani ben demiyorum şimdiki olanların içinde gerçek payı yok diye. Belki var ama belki o kadar var. Da olmayan şeyler uydurulup karıştırılıyor ki yani bizim zamanımızı hep hatırlatıyor. Ve bu işkencelerde bir tanesinde zaten bayılmışım. Polis çözmüş, çözerlerle yere yığılmışım kendimde değilim. Ayılırken o zaman fark ettim, konuşuyor polis, öteki polise. Çağırsak mı acaba bir doktoru falan diye, ölmesin mi falan diye. O vaziyette en sonra baktılar benden imza alamayacaklar. Attılar şeye, hücreme geri. Şimdi orada böyle bir şey geçti, feci bir devir. Bazı arkadaşlar, onlar yani sahiden korkudan imza alamışlar, sonra geri almaya çalıştılar. 3-4 tanesi. 1-2 tanesi hiç böyle korkaklığı devam etti. Fakat ötekiler de dayandılar. Mesela Türkeş de tutuklananlar arasındaydı. Polis tırnaklarını sökmeye kalkmış. Sonra o komiser... Türkeş o zaman Teğmen mi? Teğmen, evet. Aman demiş, bu üniformalı asker demiş, başımıza bela olur demiş, sakın ha falan demiş. Yani kalmış o. Tırnağını sökmemişler. Böyle bir şey. Derken bizi orada 7 ay kapalı tuttular o hücrelerde. Tabutluklarda. Tabutluk ve hücre. Bir de şey de vardı, yerin dibi de vardı. Sokak katının daha altında lağım akan, akrep dolu bir yerler. Orada Nihal Atsız rekoru kırdı o. Galiba bir hafta kaldı. Ben 2 gün kaldım. Niçin olduğu da meçhul artık. Zaten bitmiş hani imza ettirmek istedikleri şey. Sırf aklına ismiş savcının, oraya attırmış bize. Böyle bir korkunç bir, yani adi bir şey. Hani Silvio Pellegrini'nin Zindanlar falan diye klasik eserleri vardır. Hep onları hatırlardım. Demek ki gerçek de oluyor böyle şeyler. Oradan sonra şeye arkadaşları şeye götürdüler. Askeri cezaevine. Tophaneye, Topkapı değil. Tophaneye. Tophaneye götürdüler. Fakat ben orada kaldım. Bir de Muzaffer Eriş diye Allah rahmet eylesin arkadaşımız kaldı. O mahkeme başladığı zaman dedi ki, ben emniyette kendimi emniyette hissetmiyorum. Lütfen beni de askeri cezaevine alın dedi. Sizleri niye götürmediler? Beni götürmediler. Çünkü, orası rahat çünkü. İşkenceyi orası söyleyeceğim rahat diye. Çünkü şey yaptılar, benim ifademe alınacağı gece... Beni saat 1'de 2'de uyandırdılar. Bir çocukcağız varmış. Şey satarmış. Çiklet mi ne? İsmi Turan markalı. Bunu Turancılık yapıyor diye tutuklamışlar. Böyle yani saçma zaman. Ve koridorda beni uyandırdılar. Seyrettiriyorlar korkutmak için. Eğer yarın işkenceden bahsedersen tabutluktan senin de göreceğin bu diyorlar. Koşturuyorlar böyle. Yatırıyorlar. Ayağınla falaka dediğimiz o klasik dayağı atıyorlar. Yarılıyor böyle tabağının altı. Orada bir kova var, tuzlu su. Koşuyorlar, içine sokuyorlar ayaklarını, gece olmasın diye. Öyle bana bir saat gece yarısı onu seyrettirdiler. Ondan sonra ben mahkemeye kalktım, gene de söyledim tabii. Tıp adliye sevk edin beni dedim. Askeri mahkeme değil mi? Askeri mahkeme. Ya, o dinlemedi hakim. İlginç tarafı da bir daha sefere 16 kuruşluk pul vardı o zamanlar.
resmi olması için her şey. Öyle bir pulla dilekçe verdim. Beni tıbba adliye sevk edin diye. Aldı yere attı. Dedim şikayet edeceğim sizi dedim. Resmi bir vesikayı yere attınız pullu dedim. Korktu hakim hemen geri aldı dosyayı koydu. Sonra Yargıtay'da şey aradı o. Ondan sonra böyle bir kepazelikti. Mahkemede yani hiçbir şey yaramaz bir vaziyette devam etti. En sonunda bizim bir kısmımızı beraat ettirdiler. Bizim gibi azılları ben ne hal atsız birkaç arkadaşla bizi hapse mahkum ettirdiler. Bir temiz ettik. Kaç sayfaydı benim temizim? 300 sayfa mı ne? Yok savunmam 300 küsur sayfaydı. 2-3 gün sürdü nefesim kesildi. Hiç duyulmuyordu okuyucum bunu değil mi? Fakat temiz 100 küsur sayfaydı. Her bir konuda temiz şey yaptı Yargıtay. Kabul etti ve bozdu. Askeri Yargıtay. Onun üzerine İnönü haber yollamış. Demiş emekliye sevk ederim demiş. Onu derhal şey yapın. Mahkum edin. İade-i muhakeme kararı alın. Reddetmişler. Yani o zamanın Cumhurbaşkanı 24 yaşında bir çocuğa takmış vaziyette mi? Takmış. Babama da takmış rahmetli. O genel Tapukadasur genel müdürüydü. Şeyde Maçka tarafında Taşlık'ta bir saraya ait bir arazide onun tapusunu kendi üstüne istiyordu. Babam da reddediyordu, kabul etmiyordu. Kıyamet kopuyormuş diye sonradan duydum. Nasıl reddedersin? Aman başına bela gelecek falan. Bir imza at bitsin. Bu İnönü'nün köşkünün olduğu yerde mi? Ha ha orası. Rahmetli babam da daima istifasını cebinde taşırmış. Bir tek tarih eksik, imzalı. Kafası kızdı hemen dayatır. Onu vermiyor. Bir taraftan da biz Ankara'da ilk tutuklandığımız zaman 19 Mayıs nutku verdi. Burada var şeyler, o nutuklara ait fotoğraflar. Orada diyor ki İnönü, bu suçlular diyor cezalarını göreceklerdir bilmem nedir diyor. Babam da bir telgraf çekmiş ona. Daha mahkeme bile başlamadan suçlular tabirini nasıl kullanırsın bilmem ne diye. Bir türlü bulamamış kabul edecek bir postane. Postane dolayında bir tanesini kandırmış yollamış. Ondan sonra mimlemişler vay böyle bir telgraf da çekti diye. Ondan sonra ikinci sefer bu sefer Milli Savunma Bakanı bilmem ne paşa vardı. Onu yollamış İnönü o hakimlere Berkok Paşa'ya. Temize. Evet temize. Demiş son ihtarım çok başınıza bela gelir şey yapın. Bu sefer tasrihi karar. Bu sefer genel kurulu toplamışlar. Orada da reddedilmiş. Ve mahkeme, şey Yargıtay o mahkemeden alıp bizim davamızı ikinci sıkı yönetim mahkemesine vermiş. İkinci sıkı yönetim mahkemesine beraat ettik. O neresi efendim? Ha? Ankara'da. Ankara'da. Hayır İstanbul. O da İstanbul'da. O her şeyden beraat ettik olduğu gibi. Kapıyı açtılar güle güle dediler. Kaç ay kaldı? Özür dilerim dilemediler. 1,5 sene. 1,5 sene. 23 kişi de beraat etti mi? Hepsi. Herkes beraat etti. Bugün hayatta bir ben varım. Bir de zannediyorum Fehiman'dan başka kimse de kalmadı. Yani iki kişi hayattayız. Bu değil mi o şey, bu evet, karar? Bu. Mahkemeyi değiştiren karar. Evet. Şey bu. Sonra babamı da şey yaptılar. Zorlu emekliye ayırdılar. Yarı maaşlı. O zaman babanızın görevi neydi? Tapukadastro Genel Müdürü. Tapukadastro Genel Müdürü'ydü. 24 yaşında çocukla uğraşıyor. Öyledir ama. Evet. Yılanın başına ufak yeneceksin. Evet. Böyle. Hocam siz tophanedeyken kimlerle beraber? Solcular da vardı değil mi? Solcular da vardı. Onları niye almışlar? Şimdi öyle bir karışık bir vaziyet vardı ki bir ara askeri makamlar solcuları tutukluyordu. Evet. Polis ve hükümet sağcıları. Sağcıları tutukluyordu. İkisini de aynı komşa koyuyor. Nur anlattım da galiba size. Nuri İyem meşhur ressam. Evet. Aynı komştaydık. O da komünistti. Benim tablomu yaptı. hep onu diyordum. Kimdir şimdi ne kadar kıymetlidir pa. Kayboldu. Bir aşırı o benim tablom. ondan sonra Mihri Belli. O da meşhur. Ondan hatta televizyona çıktık bundan 1-2 sene önce.
Galiba dostlarla konuştuk. Bir telefonlar geldi. Herkes tebrik ediyor böyle. Bizi bildi de şahane adamdır yani. Çok güzel. Evet, evet, evet. böyle bir şey oldu yani. Fakat yani dikkat etmek lazım. Bizim davamız bir Türkiye'de böyle tehlikeli şeyler yapmamak. Mümkün olduğu kadar yani fikirlerin tartışılması serbest olmalı. Aynı zamanda Türkçü görüşler nispetinde. Yani o demek değil ki Türk olmayanlardan nefret edelim. Ama Türk'ün Atatürk zamanında olduğu gibi kıymetini iyice ortaya çıkartalım. Bir şey yaptım Milli Eğitim Bakanlığı. Bütün Batı şeylerini tercüme etmeye başladılar, yaymaya başladılar, okullara yollayalım. Yaptılar. Ama Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esasları bile eski harflerle kaldı. Ben bastım onu. Hı. İlk defa. Yeni harflerle. Ziya Gökalp de Kürt. Ziya Gökalp de Kürt. Onu inkar etti sonra. Dedi ki öyle bir şey oldu. Olsa bir şey demem zararı yok ama dedi. Ben araştırdım değilmişim dedi. Bilmiyoruz. Şey anlatırdı. Esat Paşa bizim kapı komşumuzdu Kadıköy'den. Malta'da, Malta sürgünlerinden. Esat Paşa Çanakkale'deki Esat Paşa. Şey, hayır. Aa şey. Göz tabibi Esat Paşa. Evet, göz tabibi. Evet. Hasan Esat Işık'ın babası. Hasan Esat Işık'ın babası. Işık'ta onun oğluydu. Evet. Benim sınıf arkadaşım Sen Joseph'ten. Evet. O Ziya Gökalp'le beraber olmuş. Hep anlatırdı. Babama söylerdi Ziya Gökalp ne demiş bilmem ne yapmış. Ben de küçük çocukken onları duyardım hep. Fakat siz İnönü'ye... İnönü size bütün bunları yaptı. Siz İnönü'yü New York'ta galiba değil mi? Bir Türk yürüyüş, bir yürüyüş karşıladınız, bir nümayiş bir şey yaptınız onun için. Şimdi, yani lehinde. Evet, konsolos telefon etti bana. Dedi ki, şimdi İnönü bu sefer başbakan olarak geliyor. Rumlarla Ermeniler, Yunanlarla Ermeniler Amerika'daki büyük bir nümayiş yapıp onu hatta belki de itip kakacaklar dedi uçaktan inerken. Polise biz söyledik ama... Onlar da işte bizden iyiceye kadar önleriz falan ne yapabilirsek dediler. Güvenmiyoruz dedi. Sizin burada Türklerle çok şeyiniz var. Bir toplasanız bir grup. Mani olsanız var. Ben hakikaten topladım. Ve o iki misli bir grup topladık havaalanında. Ve indi İnönü. İnönü'yü karşıladım. Otomobiline, limuzine doğru yürürken. Dedim sizi ben İsmet Paşa olarak karşılamıyorum dedim. Sizi Türkiye tanıdı mı sizi? Türkiye Başbakanı olarak karşılamıyorum. Sizi tanıdı mı? Tanıdı mı? Tanıdı. Vaf dedi. Ben belki ne çıktı o bela. Belki de Yunanlılar ve Ermenileri tercih ederdi yani. Belki. Hocam siz Atsız Bey'le niye bozuştunuz? Nihal Atsız'la. Nihal Atsız'la. Şimdi Nihal Atsız'la ben... O size Gülcü mü dedi? Çok şeyler söyledi. Şimdi ben şeydeyken, liseden mezun olurken bir gizli cemiyet kurduk. Çünkü dedik ki dernek kursak biz şeyiz diye müsaade etmeyecekler. Çok sıkı o zaman tek parti diktatörlüğü. Biz gizli bir gürem, Bozkurt güremi kuralım ve dergi çıkaralım. Bozkurt nesi? Gürem. Gürem gizli teşkilat. Yapalım falan dedik. 8-9 arkadaş toplandık ve şey yaptık. Ne sordunuz da? Atsız Bey'le Nihal Atsız'la buluşmanız. Ha, işte ben o sırada bir tek bildiğim Ziya Gökalp'i biliyorum. Atatürk'le karşılaşmıştım Büyükada'da. Bir 10 dakika kadar elini öptüm, sohbetimiz oldu. Hatta Türkçülük şeylerini ilk defa bana ya daha kuvvetli şekilde o verdi. Gagavuzlardan falan bahis açıldı da. Ve öyle bir hisle dedik ki şimdi gitgide bozuluyor bu. Şimdi Celal Bayar geçti. Atatürk vefat etmek üzere çok şey. Hatay'da korkaklık yaptı İnönü. Onun yerine Atatürk çok güzel. Hani hastayken bile üniformasını giyip gitti güneye. Onun için şimdi o öldükten sonra Celal Bayar'ı atabilir. Ve İnönü kim bilir neler yapar belli değil. Biz mümkün olduğu kadar dergi çıkaralım. Nümayiş yapalım. Gizli teşkilat. Gizli teşkilatlar. Böyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra gene unuttum. Nihal Atsız'la buluşmuştum. Nihal Atsız. Hep neden unutuyorsun? zannediyordum ki ben Ziya Kalp'tan sonra bir de Atatürk, ben onun fikir şeysini ondan aldım dediği bir insan. Başka kimse çıkmamış Türkçülüğü, Türk dünyasının şeylerini konuşan veyahut yaymaya çalışan. Bir de baktım bir gün Millet Meclisi kütüphanesine giderdim. Babamın rahmetlinin şeysiydi.
yakınıydı müdür. O beni alırdı içeri. Orada kitapları karıştırdım. Milletvekilleri sadece şeylerle uğraşırdı. Mebuslar. Gazete okurdu. Başka bir şey okumazdı. Bir de baktım bir Nihal Atsız diye birinin şey neydi ismi? Atsız Mecmua. Atsız Mecmua. Diye bir koleksiyon. Ben evvela kadın zannettim Nihal diye gördüğüm için. Ama bir de baktım böyle bir gayet şey böyle polemikçi falan böyle bir yazar. Şiirler çok güzel. Türkçü şiirler. Ama dedim biri daha varmış. Ama kapatmışlar onu 1930'larda. Bir tanışalım, manışalım dedim. Ben sonra tahsile Sorbona giderken abime söyledim. O Maltepe'deki evinde ziyarete gitmiş. Ama o Ergenekon'a yazı vermeyi kabul etmemiş. Hakkı da var. Bir takım delikanlılar çıkarıyor. Kendisi atılmış üniversiteden. Ne diye başını belaya soksun falan. Ama da bir şiirlerimi kullanın demiş. Eski çıkmış şiirlerimi. Biz de hemen koyduk şiirlerini. Sonra Ergenekon kapanınca Bozkurt'u çıkardık. Bozkurt'u çıkarınca köylü efendimizdir palavrası diye bir yazı yazmıştım. Ya o fikrinize ben katılırım sizin. Söyledin de bir gün programda yok. Bir sene şey mahkeme ama Allah'ta tutuksuz. Dava mı açıldı? Tabii tabii askeri sıkı yönetimde. Aa. Ya, ya. Hüseyin Cahit Yalçın kurtardı. Şey kurdular böyle bir heyetle şey var mı falan diye. Neyse. Son efendim atsız, siz tanışmadınız ama değil mi? Hayır hala tanışmadık. Ben Ankara'da artık şey Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler şey yapınca Alman ordusu Paris kapılarına ben tekrar Türkiye'ye döndüm. Orada işte antropoloji şimdi görüşeceğiz Sorbonda. İnşallah. Ha, Sorbon'daydınız. Sorbon'da. İlk Türkler, ilk şeyler, medeniyetler, uygarlıklar falan konusunu, antropoloji falan. Döndüm Türkiye'ye ve Türkiye'de Kitap Sevenler Grubu'nu kurdum Ankara'da. Kitap Sevenler Grubu'nda Zeyhan Kalb'ın ilk eseri olarak onu çıkarttım. Fakat hep örgütleme. Örgütleme. Bir gün ondan sonra hukuka girdim orada. Bir gün gece vakti çalışıyorum, radyoyu da dinliyorum. Diyor ki, Kitap Sevenler Kurumu Genel Kurulu toplandı ve halk evlerine iltihaka karar verdi. Böyle bir şey yapmadık. Hemen mimlemişler bizi gene. Vay bunlar şey yapacak diye. Daha 44'ten evvel. 44'ten evvel. Kapattılar şey, Kitap Sevenler Kurumu'nu. Ama bir sürü kitap çıkardık ve daha da çıkartacaktık muazzam. Ne kadar eski harflerle kalmış klasik eserlerimiz varsa. Sonra söyledim şeye. İsmini unuttuğum bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir dostumuza. O da Bin Temel Eser diye devam ettirdi. Onun da yarı kesilince Kemal Uca'ya söyledim. O da Bin Bir Temel, Temel Eser diye çıkarttı. Evet, evet. Ha, şimdi onları yaptık. Atsız'la en nihayet tanıştım. Benden 15 yaş büyük, büyüğümüz. Türkçülükte öncü. Onun yazılarını kabul etti vermeye. Ben de arkadaşlara, o İstanbul'da çıkıyor. Dedim ki aman olduğu gibi koyun yazılarını. Hiç bana yollamayın dedim yani kontrol için. Bir yazısı çıktı. Söyleyeyim mi ne? Lütfen. Şimdi çok kuvvetli kalemi vardı. Fakat son biterken bir gayet ağır böyle hakaret abisi cümleler kullanırdı. Bitirirken makalesini. Vehbi Cem Aşkun diye evet. Bir komünist evet. Öğretmen varmış. O Sivas'ta. Ona hücum ediyor. Şimdi de öğrendim ki sen Çerkezmişsin. Sen bilmem neymişim falan diye bir hakaret. Çerkezlere çok ağır şeyler koymuş. Ve Ankara'da da tabii buna Çerkezler de vardı onu. Kapattırmışlar Bozkurt'u. Çok canım sıkıldı falan. Uğraşmış. Selim Sarper. Selim babamın Sarper. Allah'tan çok yakını. Babamın da rahmetlerini tanımadığı yoktu. Ona gittim rica falan. Aylarca sonra tekrar müsaade ettiler. Ben gene karışmıyorum Atsız'ın yazılarına. Bu sefer bir yazı daha şeyde bizim kapı komşumuz Faik Öztrak, İçişleri Bakanı, babamın yakın ahbabı. Ona ait şimdi tam unuttum neden bir hücum ediyor. Atsız. Atsız diyor ki sen diyor bir alçak şeysin diyor. Ha, tek ciğerli sayın baya diye. Çünkü Zatül Cenp olmuş, bir ciğerini almışlar. orada şey diyor. İşte sen diyor kendini şey zannedersin diyor. Sen bir yılansın.
kendini sanki şahin zannedersin havalarda falan diyor. Ama bilmem gözünü oyarız biz senin falan. İçişleri Bakanı'na o devirde sadece belediyedeki memurlara tenkit yapılabilirdi. Yanında İçişleri Bakanı'na kapattılar gene. Ay Allah filan. En nihayet gittim İstanbul'a ziyaret ettim. Hocam dedim bakın siz dedim heyecanlısınız çok. Şimdi bizden başka Türkçü dergide çıkmıyor. Yazık oluyor dedim. Şimdi belki de bir daha izin alamayacağız dedim. Ama eğer alabilirsek dedim ben gene uğraşacağım. Ne olur müsaade dedim ben bir gözden geçireyim. Oo, bir kızdı, bir kızdı. Sen kim oluyormuşsun da benim yazılarımı gözden geçireceksin falan. Dedim hayır yani biraz daha böyle hani tehlikesiz hale sokarım. Hayır bilmem ne. Ben çocuklara tembih ettim. Bana yol edin dedim bir şey. Yaptırdım. Bir de şey geldi. Dağ Kavuklar Gecesi diye. Abi şu evet biliyorum. Atatürk'ü rezil eden yerin. Piyes. Ben hem Atatürk'ü severim onu hem de kapanmaya mi, da sebep olur. Size mi gönderdi Dağ Kavuklar Gecesi'ni? Tabii bize yolladı. Bizim çocuklar da bana yolladı ki yani basalım mı diye. Ben de basmayalım dedi. Basmayalım deyince ben bırakıyorum dedi ayrıldı. Ayrıldı. Hocam hala yasak mıdır o? Öyle midir? Bir ara yasaklanmıştı. Çünkü basıldı sonra. Çıktı sonra ama çıktı sonra. Acaba hala listede mi bilmiyorum. Peki hocam şey doğru mudur? Böyle bir rivayet vardır. Nihal Atsız'ın Rıza Nur'un üvey oğlu olduğu. Yok çok. Değil ama onun çok yakınıydı. Çok yakınıydı. Sonra efendim? Sonra. Dağ Kavuklar Gecesi. Dağ Kavuklar Gecesi çıktıktan sonra bu başladı bana hesap böyle verilir diye. Kendisi bir dergi çıkardı. Ve orada ben Ermeni dedi bana, sonra Gürcü dedi, sonra Arnavut dedi, sonra Selanik, Büyükada'daki babam Köşkler, evet. Şeydi, Aydın'la Efe, Yörük Efe'yle birlikte çarpışmıştı. Ve o yüzden de annem bana hamileyken Eskişehir'in yakındaki Yörük köyündeki çiftliğini yakmışlardı Yunanlılar saldırıp. Ona karşılık bir taksitlen bir yer almıştı. Hayır, Selanik dönmesi Yahudi olduğu için aldı onu diye. Ben de haber yolladım dedim. Bu kadar çok şeylerle inanmayacaklar. Bir tane söyle bari dedim. Böyle bir şeyler yani iftiralar. Peki mahkeme sırasında siz dargın mıydınız? Hayır. Bilakis şimdi gitgide şey azıttı şeyler solcular. Ve o azıtmaya karşı iyice tehlikeli bir hal aldı Türkiye'nin durumu. Bir taraftan o hücum ediyor. Bir taraftan biz Gökbörü'de hücum ediyoruz. Enner Zeki Vilpogan onun hocası. Evet. Benim de çok yakınım. Dedi ki gelin barıştırayım sizi dedi. Beraber olun dedi. Bu gibi durumda doğru olmaz. Ve bizi barıştırdı. Zeki Vili'ydi. Onun üzerine tam o sırada aleyhine dava açtırdılar Sabahattin Ali'ye. Atsız aleyhine. Ve hapse atılacak bilmem ne diye falan. Ben de gittim Ankara'ya. İşte bahsettiğim gibi 10 bin kişi kadar bir grubu toparlayıp nümayişler yaptırdım. Fakat hocam gizli örgüt kurdum o arada. Evet, arada bir gizli örgüt kurdum. Peki son zamanlarında siz dalgın değildiniz değil mi? Hayır değildik. Hatta o mahkemeler sırasında giderdik Gazi Çiftliği'ne. Orada yemek yerdik. Bir sürü gençler koşturdu. Aman fotoğraflarımızı beraber çekelim diye. Meğer onlar fotoğraflarını çekenler sivil polisler. Onları yakaladılar sonra. Yani dargın değildik. Fakat yönetim mahkemesi kararında Nihal Atsız için o zaman şey demişler. Gümüşhanelidir, dönmedir diye karar vermişler. Onun için inanmam yani. Hatta geçenlerde düzelttim. Türk Edebiyat Dergisi'nde bir şey çıkmış. Hasan Ferit Cansevi rahmetlinin oğlu. Evet. İşte birbirlerinin aleyhlerinde sen Türk değilsin dediler diyor. Dedim ki ben hiç onun aleyhinde öyle bir şey söylemedim. Yok herhalde yok öyle bir şey. Kafasını ölçtüm Türk değil dedikten sonra. Ha Türk değildir demedim. O istedi. Ben şeyden Sorbonne'da antropoloji tahsil ettiğim falan konuşuyordum. O da vardı o toplantıda arkadaşlar. Ölç ölçe kafamızı falan dediler. Atsız da dedi benimkini de ölç dedi. Ölçtüm. Yani dedim ki Türklerin normalde hani farklı uzun boyluları vardır, daha kısa boyluları vardır, daha esmer olanı vardır, bilmem ne vardır. Ama ortalama bir tipi vardır. Türklerin de hani yuvarlak başlılık şeyse o fosiller, kemikler çıkarıldığı zaman hala evet. Devam eden bir özelliği vardır. Brachycephalilik. 84'ten itibaren başlar. Onunki 81.3 çıktı. Başının çevresi ama mi? Ama şey de değil hani. İkisinin ortası bir şey çıktı. Baş çevresi mi 81 santim çıktı?
genişlik, uzunluk. Dedim bu sırf yani tarihi bir şeyi tespit için yapılır dedim. Yani bir insanın, kişinin, ferdin ırkını tespit için yapılamaz dedim. O zaman ne yapacağız dedim. Boyu çok uzun olanlara o Türk değil mi diyeceğiz? Yani boyu kısa olanlara falan. Ama anladım ki o şey, kızmış. Hocam kütüphanesi ne oldu? Bilmiyorum. En son onu ziyaret ettiğim, bana Ruh Adam diye... Yağmur Atsız da direkti. Ne olacak? Kimde olacak? Ha, Ruh Adam diye bir kitap yazmış. Altıbe'de herhalde. Çok muazzam bir kütüphaneydi. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hep Atsız konusu çıktığı zaman canım sıkılıyor. Çünkü ben hakikaten onu beğendiğim tarafları çoktu. Goethe ile Beethoven. Evet. Şimdi Beethoven hiç tanımazmış Goethe'yi ama hayranmış ona. Ve 9. senfoniyi yazdığı zaman ona ithaf etmiş. Tam o sırada bir arkadaşa demiş ki, tam demiş bak geliyor bu parka demiş. Git elini öpersin, şey yaparsın demiş, tanışırsın demiş. Ben de bilirim bunu şeyde, Stuttgart'ta bir park vardır. Bir de bir dükün şeysi, malikanesi var, köşkü. İşte oradan şey, hemen almış notaları, koşmuş Beethoven. Bir de bakmış Goethe geliyor oradan. Tam bu sırada köşkten şey çıkmış. Bir marki. En rezil, en dalkavuk, en şey rüşvetçi, adi bir adam. Ama şeyinde prensin de gayet yakını. Goethe gitmiş elini öpmüş, yerlere kadar sarılmış. Onu görünce Beethoven deli olmuş. Hemen hiç gitmeden evine koşmuş tekrar. Silmiş o ismi. Şiirleri ondan sonra. O yüzden mi şiirleri koymuş oraya? Ha, o yüzden koymuş. Yoksa Goethe'nin bir şiiri yaşayacaktı orada. Yerine şiirleri koymuş. Arkadaşı da demiş ki ya neden böyle yapıyorsun demiş. Sen onun sanatına aşıksın demiş. Onun şahsiyetinden ne uğraşıyorsun demiş. Hayır demiş, ben de şahsiyeti de öyle olmasını istemem demiş. Ama ben ya, haddim olmayarak Beethoven gibi düşünmüyorum. Ben diyorum ki Atsız'ın... Bakar mısın bir markinin kapıya çıkıp o sırada Goethe ile karşılaşması senfoniyi değiştiriyor. Ha, şimdi acaba Atsız'ın... oraya ne uyardı? Goethe'den ne uyardı onu düşünüyorum şimdi. Şiirler Atsız'ın çok romanları. Ya, o Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların... Yani biz Türkçülüğü işledik ama yani daha çok fikir esasına, halbuki o ruh esasına hitap etti. Ve o yüzden onun yetiştirdiği Türkçü çok daha fazla. Hocam zaten tarihçi olarak yazdıkları hala tek kaynak. Hala. Bir 9. yıl dönümü diye küçücük bir kitabı var. Harika bir şey. Evet. Harika. Sonra şiirleri de harika. Ya yani o tarafları çok takdir ederim. Ama öbür tarafını da maalesef böyle o ikisini de söylerim. Evet o... Bir kısa ara vereyim Murat'ım. Yani tarih şeyi onu söyleyelim hala aşılmadı. Evet. Aşık Paşa zaten Şükrullah Şubu hala tek kaynaktır. Evet. Seven de çoktur, nefret eden de. O ayrı ama bilim adamlığı ayrı bir şey. Çok iyi tarihçi. Hocam siz ne profesörüsünüz? Siz hukuk, burada hukuk okudunuz. Bir tecrübe psikoloji. Şey, hukukla sadece kendim davalarda müdafaa çıkıyorlardı. Hiçbir şey yapmadım. Tecrübe psikoloji yani eğitimle ilgili. Bir de antropoloji ve ilk tarih. Hangi üniversitede çalıştınız? Kolombiya. Sorbon, sonra Kolombiya Üniversitesi. Enteresan. Değerli izleyicilerim, bir kısa ara vereceğiz. Ardından devam edeceğiz. Kayıp kıta Atlantis, Ergenekon. Değil mi? Başka nereden bahsedeceğiz? Sümerler. Çok şey çıktı. Çok şey var. Sümerler. Bu program bitmez. Ben size söyleyeyim. Bu program bitmez. Evet. Devam edeceğiz. Bir kısa reklam arasının ardından. Hocam kaldığımız yerde devam edelim. Bu tabutluklarda kimler vardı? Tabutluklarda yani tanınmış isimler vereyim. Hüseyin Namık Orkun diye bir tarihçimiz vardır. Profesör Zeki Veleci Togan ki yani Türk tarihinin, Türkolojinin en büyüklerinden biri. Uzun zaman Almanya'da profesör. O da tabutlukta mıydı efendim? O da tabutlukta. İki bütün bilim adamları orada yani. İki numaralı hücredeydi. Tabutluk eğer o işkence odasıysa o tabiri kullanmıyorum ben. Hücrelerdeydi. Yani bir yataklık odalarda. Ondan sonra Orhan Şaik Gökyay vardı.
Ondan sonra Alparslan Türkeş vardı. Necdet Sançar ve Atsız vardı, iki kardeş. Ondan sonra Doktor Hasan Ferit Cansever vardı. Ferit Tevetoğlu. Geçenlerde rahmetli oldu oğlu. Tevetoğlu vardı. Tarkan amcasıymış, doğru mu? Evet, Tarkan'ın amcası. Şarkıcı Tarkan amcası. Evet. Sait Bilgiç vardı. Sait Bilgiç vardı, evet. Bakayım, unuttuklarım varsa burada resimleri de var. Şimdi mesaj geldi hocam. Evet. Diyor ki, o şeyler sınırda öldürüldüler. 407. İade edilmiş şeyler, Azeriler, evet. Ve sınırda kurşuna dizilmiş. Doğru mu? Doğru. Tam hem bizimkilerin gözü önünde kurşuna dizilmişler. İade edilir edilmez. Hocam o şey doğru mudur? Bizimkilerin gördüğü. Evet. Öyle hatta derler ki bir üst teğmen intihar etmiş. O evet. Kadar üzülmüş. Öyle bir söylenti vardır. Ha. Evet. Sonra onun bir devamı da var benim hatıramda. Ben Paris'e gittiğimde Sorbon'a bir gün bir tuvalette bir Azeri genciyle karşılaştım. Benim Türk olduğumu öğrenince, aa dedi, bakın size bir şey anlatayım dedi. Ben İkinci Dünya Savaşı bittiğinde esirlerdendim ve Amerikalılar bizi Ruslara iade etmek üzere topladılar. Bir aşağı yukarı 40-50 kadar Azeri'yi dedi. İçlerinde hatta de varmış, Kazak, Kırgız falan. Fakat dedi, bizi teslim etmekle görevli olan Amerikalı yüzbaşı dedi ki, dedi, ben çok üzülüyorum ama elimde değil görev bu. Fakat siz şu ormana doğru bir kaçmaya çalışın. Ben de arkanızda ateş edeceğim. Mümkün olduğu kadar sizi vurmamaya çalışacağım dedi diyor. Ve birdenbire bizi salıverdi diyor. Biz olduğu gibi ormana kaçtık. Arkamızda sahiden ateş etti. Bir ikimize de sıyırdı kurşunlar. Ve kurtulduk. Ve öylelikle kurtulduk. Oldu der demez ben bir fenalık geçirdim. Dedim ki yani bir Amerikalı kendisinin soyundan olmayan, dininden olmayan Azeriler için bunu yapsın. Ve bir Türkiye Cumhurbaşkanı kendi kan kardeşlerini iade etsin ve kurşuna dizilmelerine göz yumsun. Yani bunu da unutmamak lazım. Hocam şimdi solcular Türkçü oldu değil mi? Evet, evet Türkçü oldular şimdi. Her şey evine karıştı zaten canım. Bazı samimi olarak o sosyal haksızlıklara, ekonomik haksızlıklara isyan ettiği için olanlar var. Fakat bazen de çok tehlikeli derecede bir terörist olarak veyahut da bir takım Sovyet şeycisinin, KGB'nin ajanları olarak iş görenler vardı. Buna eminim. Ama çok solcular, çok vatansever insanlardı büyük bölüm baktığınız zaman. Evet, yani vatanseverler vardı. Mesela siz diyorsunuz ki Atatürk'le konuşmuştum, çok etkisinde kalmıştım. Şimdi mesela bakıyorsunuz, sol örgüt üyeliğinden idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşların tamamı aslında sıkı bir Atatürkçü. Yani söylemleri, sözleri hepsi Atatürkçü çocukları. Nasıl oluyor böyle bu tezat, anlayamadım yani. Hocam gagavuzlar için ne dedi size Atatürk? Atatürk... Bir de o 10 dakikada ne konuştunuz? Evet. Şimdi Şah İsmail Pehlevi. Şah İsmail Pehlevi. Pehlevi ziyarete geldiği zaman adayı dolaştırıyorlarmış arabayla. Arkasında da polisler, gene 2-3 araba dolusu. Bizim evin önünden geçerlerken babamı görmek istemiş. Deyince Hacıya Bey'in evi burası diye. Babam da o sırada İstanbul'daydı. Bahçıvan bana haber verince Atatürk kapıda diye. Ben deli gibi koştum. 35-40 basamaktı o bizim merdivenler. Koştum, elini öptüm. Sen dedi, oğlu musun dedi Hacıya Bey'in. Evet dedim. Bak dedi, sen burada dedi ne yapıyorsun dedi. Okula gidiyor musun dedi. Tabii dedim, ben 13-14 yaşlarındaydım. Nereye gidiyorsun dedi. Kapataş Ortaokulu'na gidiyorum dedim. Ha dedi, ben Hamdullah Supi'yi dedi görevlendirdim. Oradan dedi Gagavuz Türkleri var dedi. Onlardan bir grubunu aldırıp Türkiye'de okutulmamızı istedim dedi. Okutmamızı. Onlarla tanıştın mı dedi. Çünkü biliyorum dedi, Kapataş'a da yolladılar dedi. Evet dedim. Hatta bir tane Mikail var benim sınıf arkadaşım dedim. O Gagavuzmuş ama dedim, bu Gagavuzlar Hristiyanlar dedim. Ama onlar Türk dedi. Gökovuz onlar dedi. Hatta Musevi dininden olan Türkler de var dedi. Ama onlar azınlık dedi. Asıl büyük Türkler dedi, Türkiye'nin bile dışında var dedi. Orta Asya'da falan. Onları daha öğreneceksin dedi. Daha onlarla tanışacaksın. Atatürk dedi. Söylüyor. Atatürk söylüyor. Hatta bir tane dedi, Özbek Ankara'daki liseye getirttim benim himayemde dedi. Orada okuyor dedi falan. Onu bile tanıdım sonra. Seneler sonra.
Hadi dedi, şey yap, sen bunları yavaş yavaş öğren dedi, şey yapma dedi. Az çok bende zaten vardı biraz. Ama yani tam daha oluşmamış fikirlerdi. Bu iyi. Neyse Atatürk zehirledi yani. Atatürk yüzünden tabutluğa gittik. Ama şey çok güzel, örgüt kurduk, biz örgüt kurduk. Eylem yaptık. Evet. Fakat 65 sene önce bugünlerde siz tabutluklardaydınız. Evet. Tam 65 sene önce. Evet. Zamana bak. Tarih şey. Ben daha doğmamıştım. Ben küçüktüm. Babanız doğmuş muydu? Babamız doğmuştu. Babanız doğmuştu. Allah Allah. Benim annem doğmamıştı ama senin annen doğmuştu. Evet. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Benim bu sol gözüm o işkence şeylerinden kör olma derecesine geldi. Nerf optik derler yani göz sinirinin şeyisi kopmak üzere incecik kalmış. Şeyde Fransa'da muayene ettikleri zaman fark ediyorlardı. Neden oldu bu bir şey mi? Hastalık mı geçirdin diyorlardı. Ben bir şey söylemiyordum. Hani işkence gördüm Türkiye'de falan diye. Siz Galatasaray mezunu musunuz yoksa tabak? Galatasaray'da da okudum. Galatasaray'da. Ama San Josef'te ilkokulu okudum. O zaman ilkokulu da vardı. Sonra Galatasaray, sonra Kabataş. Sonra Galatasaray, sonra Kabataş, sonra Ankara Gazi Lisesi. Şey, o şeyden sonra... İdamlardan? Davalardan sonra? Davalardan sonra mı? Ha, davalardan sonra o gözümün tedavisini Türkiye'de yapamadık. Dediler ki kafasını kesip içinden tamir etmeler falan diye. Annem ödü koptu. Nesi var nesi yoksa sattılar. Dediler seni Fransa'ya kadar yollayalım. Zaten yarım kaldı oradaki şeyi tahsilin dediler antropoloji. Hem ona devam edersin hem bir tedavi görürsün. Ancak o kadar yapabiliriz. Küçük kardeşim Amerika'ya gitmiş bile. Bütün parayı o bitirmiş zaten o sırada. Ve gittim şeye, Fransa'ya sormadan. Orada tedavim pek yürümedi yani doğru dürüst. Ama uğraştılar, epey uğraştılar. Sorbonda o eksik kalan antropoloji şeyimi devam ettirdim. İşte Sümerler, ilk Türkler falan orada çok geçti. Ve şey de daha enteresanı, Atatürk şeyi başlattı ya, Türk Tarih Kurumu'nu başlattı. Birinci Tarih Kongresi'ni kaçırmışım, o zaman çok küçükmüşüm. İkinci Tarih Kongresi'ne yetiştim. Sınıf, son sınıftaydım lisede, kaçar kaçar giderdim orada. Atatürk orada lojada otururdu. O Bozkurt altın kaplama, Bozkurt heykeli şeyin sahnenin üstünde, tam onun karşısındaki lojadaydı. Ve orada Profesör Pitar, Brandenstein, bilmem, bütün o Sümerologlar, Etruskologlar, eski Türk şeyleri hepsi orada konuşurdu. Ve Profesör Pitar gibi işte Brachycephal, Dolgozephal, onların hepsini bu sefer Sorbonne'da doğrudan doğruya şey olarak, eğitim olarak aldım. Ondan sonra da ikinci gidişimde de onu tamamladım. Bu sefer tecrübe psikoloji olarak şey yaptım. O da şeyden sebep oldu. Bir başka ordinarius profesör, sonuncusu galiba vardı. Süheyl. Ünver. Evet. O benim doçentti hukukta. Önce orada başladımdı şeye, master'a. Fakat ben orada şeyi anlattım. Kitle halinde işlenen suçlarda cezai mesuliyet. Ah şey, Süheyl Ünver değil de şey, anladım. Anladım. Süheyl, evet. İşte o. Evet. O da neden derseniz şeye gelecek, ilk gidişime Fransa'ya geçmeden eve babamla Almanya'ya gittiğimde hani Hitler azotemizde mutluluk veriyordu dedim ya. Bir de bir Fransız genci vardı yanımda. Müthiş Nazi düşmanıydı. Lan beraber dolaşıyorduk böyle. O Hitler nutkunu verdiği zaman o binlerce kişi toplanmış böyle. Biz de böyle buradan işte şu o kadar mesafedeydik. Bir kıyamet kopuyor. Hayır Hitler diye. Bir de baktım bu Fransız genci elini kaldırır, o da bağırıyor. Vay namussuz dedim, sen dedim casus, ben dedim Hitler düşmanı diye, ne yaptım ben diyor. Ne yaptın oğlum dedim, böyle elini kaldırıp bağırıyorsun dedim, Nazilerle beraber. Ha dedi, bu da kitle psikolojisi derler, ben bile farkında değilim dedi. O bağırma benim birdenbire şey fışkırttı dedi. Çünkü o bende şeyi bırakmış, o Süheyl, soyadını unuttum, doçent, ceza profesörü arkadaşıma. İşte bunu şey yaptım, bir master tezi olarak hazırlamıştım. Şey işlerde,
kitle halinde işlenen suçlarda cezai mesuliyet diye. Sen orada dedi hukuktan çok psikoloji üzerinde durmuşsun dedi. Sen dedi psikoloji doktorası yapasın dedi. Oradan işte psikoloji doktorası aktarıldım şey diye. Sonra işte Columbia Üniversitesi'nde orada durup psikolog olarak öğretim görevlisi oldum. Hocam bir iddia vardır. Doğru mudur diye de bilmiyorum tabii soracağım ama nihalatsız. Müslüman mıydı, Şaman mıydı? Kendisi yani şeye karşıydı dine. Hazreti Muhammed'den falan bahsettiğimiz zaman hocam bırak bu arabı falan derdi. Ben derdim ya öyle deme. Hazreti İbrahim'in soyundan geldiğine göre Hazreti İbrahim de işte şimdi bahsedeceğiz. Sümer'in bir rahibi. Tek Tanrı'yı ilk defa şey yapan. Sümerler de Türk. Onun için o da Türk sayılır. Sen palavra falan derdi. Onun için bilmiyorum ama çamanlıkta var mıydı yoksa öyle bir şey mi söyledi bir kere belki söylemiş olabilir. Sümerlere geldik. Evet. Geldik. En nihayet. En nihayet de Sümerlere geldik. İlginç bir cümle kullandınız. Dediniz ki Sümerler Türk. Evet. Atatürk de bunu araştırdı. Neden araştırdı biliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim bir fıkrayla. 1876 yanılmıyorsam. Bu zayıf hafızama rağmen hatırladım. Estağfurullah. Paris'te bir şey kongresinde, şarkiyatçı kongresinde François Lenormand profesör, Türkolog, işi Türkolog diyor, oryantalist, şeyleri ilk defa tabletlerden Sümer şeysini çözüyor. Dilini. Dilini. Ve orada bir tebligat veriyor, şeysini veriyor demek. Diyor ki bunlar Turani bir kavim. Ne Hint Avrupalı ne Semitik. Fakat şeyler Türklerle akraba bir Türkçeyle akraba bir şey lisan. Der demez orada Ernest Renan. Ernest Renan meşhur bir edip aynı zamanda eski bir sabık papaz. Fırlıyor. Diyor ki bu diyor barbar Türklere diyor insanlığın ilk medeniyetini Kur'anları nasıl bağlarsınız diyor. Siz diyor bunu böyle bir şey çıkartmışsanız diyor. Belli ki hata yapıyorsunuz. 10 defa daha uğraşın. Ta ki anlayıncaya kadar ki o ırktan Türklerin mensup olduğu soydan değil Sümerler. Böyle bir bağırıyor. Ve ötünü kopartıyor şeylerin. Araştırmacıların. O zamandan beri tutuyorlar Sümerlerden bahsedilirken hep diyorlar ki Hint Avrupa soyundan değil, Semitik de değil. Asyanik yani Asyalı. Asyalı ama ne demek? Çinli de değil besbelli. Söylememeye çalışıyorlar. Turani sözünü. Turani sözünü Türklerle akrabalığına. İkinci bir noktada Türklerin cihangir bir millet olduğunu ve hatta o kadar ki ben Amerika'da bir ansiklopedi yayınladım. Turkish American Encyclopedic Digest diye. Orada sıraladım. Her 4-5 tane devlet millet var ki süper devlet olmuş tarih boyunca. Ama bir defa, bir tanesi sadece 2 defa olmuş böyle. Türkler 5 hatta belki de 6 defa süper devlet olmuş. Cihangir devleti. Yani bu kadar. Ama onu kabul ediyorlar diyor. Evet diyorlar. Çok savaşçı da ondan. Fakat medeni kabiliyetleri yok. Her şeyi kopya ediyorlar. Her şeyi başkalarından alıp şey yapıyorlar, taklit ediyorlar falan diye. Böyle bir her yerde öne geçer. Buna Atatürk içeriliyor. Ve nereden ilham almışsa, çünkü çok okurmuş Atatürk. Evet. Diyor ki tarih kurumunu kuruyor. Sümerleri araştırın diyor. İlk medeniyetini onlar kurmuş dünyanın diyor. Etrüsleri araştırın. Roma medeniyetini onlar başlatmış. Bilmem şey Atlantis diye bir şey varmış. Onu da Mu diye bir kıta varmış. Onu da araştırın. Agartha. Ve bunları böyle şey yapıyor. Yola koymaya çalışıyor. Yani bir taraftan Türk Dil Kurumu, bir taraftan Türk Tarih Kurumu. İşte ben demin söylediğim gibi kaçardım, dinlerdim yani o münakaşaları. Şimdi Atatürk'ün o şeysiyle, gayretiyle Profesör Pitar'lar, Brandenstein'lar, şeyler, bütün o bildiğimiz, sonra benim bir kısmını Sorbonne'da bizzat dinlediğim profesörler başladılar şey yapmaya. Şimdi neydi? Bir, hakikaten Sümerler mühim mi? Hani bizim ilgilenmemiz için. Bakın size şey yapayım.
Bu Etrüsler, bu Sümerler. Şey konusunda yazıyı ilk icat eden Sümerler. Tekerleği ilk icat eden, kullanan Sümerler. Botanik, zooloji, coğrafya, matematik öğretimini okullarda veren Sümerler. Matematiğin temelini kuran Sümerler. İlk okulu açan Sümerler. İlk iki kameralı, yani bunlar uzun bir şeyim var benim. Sümer konusunu bir anlatayım size. 1940'ta Türkçülüğe girişte yazdım Sümerleri. 40'ta. La République'de Fransızca olarak Le Sumérien olarak yazdım 1942'de. O La République mecmuasında. Evet. Ankara'da çıkan. Evet. O bahsettiğim ansiklopedi Turkish American Encyclopedia'da 1970'te yazdım. Biz kimiz 1983'te çıkan kitabımda yazdım. Hasan Cihal Güzel'in Türkler Ansiklopedisi'nin birinci cildinde yazdım. Yani o konuyu bir hayli işledim bu şeyi. Ama burada bir özet olarak toplanmış, onu buradan okuyorum onun için. O teknik bilgiler, matematikler, 105 tane Sümer terimi gemicilikle ilgili. Gemilerin tayfaları, inşaatı, 69 Sovyet terimi, Sümer terimi. İlaçların birleşimlerinin nasıl yapılacağına dair tabletler halinde kitaplar yazılışı. Kozmoloji, kozmogoni. İlk Eyüp efsanesi, ilk atasözlerin edebi tartışmaların toplanması. İlk Nuh efsanesi, ilk kütüphane kataloğu. Vesaire vesaire. İlk tıbbi. Yani bir Amerikalı profesör 1978'di galiba şey yazdı. Bugün kullandığımız 269 tane kullandığımız şeyler, icatlar Sümerlerden gelmedi. Hala kullandığımız şeyler. Bu Kramer'in galiba. Efendim? Kramer. 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 Tamam, evet. Kramer işte. Allah Kramer, evet. Şimdi demek ki bu kadar mühim bir şey yapan insan Türklere mi aittir yoksa hayır şeydi. Şimdi o birkaç tane kelimesi lügat bakımından bakıyoruz. Lügat bakımından Profesör Osman Nedim Tuna, Allah rahmet eylesin. O çok Philadelphia Üniversitesi'nde kıymetli bir profesördü. Ben Amerika'da Kızılderililerin Türklerle benzer şeylerini toplamıştım. Yalnız bir yerde demiştim, bazılarında insan aldanabilir, benzerlik tesadüfidir diye. Şeyde bir sayfiye yeri var Arizona'nın kuzeyinde, adı Havasu. Ve tercümesi de hava, su. Ama dedim hava Türkçe değil, Arapça. Demek ki bir tesadüf dedim. Haber almış oldu. Bana Philadelphia'dan 8 sayfa dolusu bir şey yazdı. Hava kelimesinin nasıl Başkurtça, Çuvaşça, bütün lehçelerde Türkçe kelime olduğunu ve sonra hava şeklinde kullanıldığını falan yazdı. Onun da çok enteresan bir şeysi var. Kitabı var. Sümerce kelimelerin benzer noktaların üzerinde ne kadar bakayım 40 sene de diyor 320 tane kelime tespit ettim diyor. Türkçe ile Sümerce'nin ortak. Ortaklığını. İşte bunlardan birkaçını verdim. Yar yerine dar, ip yerine dip, yoğun yerine yogun, ağır yerine agır, eke, ege, kız kardeş, kuş. Şimdi burada kuşta çok enteresan bir şey var. Kızılderililerde de var kuş. Kuş olarak. Kuşeb. Kuş evi demek. Kuşeb. Neden ilginç bu? Çünkü iki kelime yapışıyor ve ikisi de Türkçedeki gibi aynen öyle oluyor. Yani tesadüf ihtimali ortadan kalkıyor. Profesör Ladeş var. Suadeş. O diyor ki eğer iki kelime ortak bir kelime halinde birleşmişse diyor ve o aynı anlamda bir başka dilde varsa onun tesadüf olma ihtimali 800 binde birdir diyor. Bir tane daha var mesela. Kap kakak. Kapkaca. Kapkaca demek. İnkalarda
Akkapana. Akkapı. Akkapı. Ondan sonra Pur Kurbak. Çolpan, Çoban Yıldızı. Tan, Sabah. Sonra garip bir, bunu atlayayım şimdi, çok uzun bu. Profesör Avram Galanti var. Evet. Bir Musevi profesör. Türklük İncelemeleri diye 1930'da çıkmış bir kitabı var. Orada şey sıralamış, o da bulmuş bir takım kelimeler. A yerine agal, e, ev, hane. Er yerine ere, kıyı yerine kıya. Ne, suali na. Ondan sonra şeyden de aldım birkaç tane örnek. Muazzez İlmiye Hanım vermiş. Anna, anne, ana. İki, iki. Kargaşa yerine kagaraşa. İri, diri vesaire. Yani ben ayrıca bir grup topladım. Ve daha başka Dümezli'nin şeyleri var, listeleri. Yüzlerce kelime Türkçe, besmele. Şimdi, Dümezli ciddiye alınır değil mi efendim? Efendim? Dümezli, Dümezli ciddiye alınır çok, değil mi? Ciddi bir şey, linguist. Şimdi bu vaziyette dil bakımından demek bir şüphe yok. Sonra ne var başka? Antropoloji. Şimdi bakıyoruz, işte orada geliyor şey, kafatası. Ölçüyoruz çıkan fosilleri. Bir kısmı çok zor oldu çünkü yakma adetleri varmış. Önce heykelleri kafataslarını ölçtüler. Brachycephal, yuvarlak kafatası. Halbuki güneydeki Araplar ve Akatlar, Sargonlar, doğru, bilmem neler, hepsi dolikosefal. Kuzeydeki şeyler, Medler, Persler, Hint Avrupalı, Aryen gruplar, onlar da dolikosefal. Biz hep bunlar brachycephal. Kim başka brachycephal? Türkler. Şey hiç sonra bulundu. En nadir yanmamış olan fosiller, kafatası, o da brachycephal. Etti iki. Sonra kültür şeyleri var, din inançları var, şeyleri var. O kadar enteresan bir müsra var ki, tıpkı bizim yaratılış efsanesindeki şiir gibi, ona benzeyen bir müsralar var. Yani kültür, dini şey, inanış, lisan, antropoloji, Sümerlilerin yani bu kadar çok yenilikleri ortaya atan insanlığın yeniliğini anlaşılan şey. Nereden gelmişler? Anlaşılan Orta Asya'dan, Hazar Denizi'nin kuzeyinden inmişler aşağı. Ondan sonra Mezopotamya'ya gelmişler. Mezopotamya'ya yerleşmişler. İki yere yerleşmişler. Suya çok meraklı. Su, Sümer. Önce şeye, Aral Gönülü'ndeki şeye. Oradan sonra da Sumerler. Sonra Sümer olaraktan daha bir grup inmiş daha da aşağı. Mezopotamya'ya. Gene çift su, suyun ortasına. Ve barajlar kurmuşlar ilk defa. Orası bataklık ve hiçbir şeye yaramazken Fertile Crescent, mümbit hilal olmuş orası birdenbire. Öyle yaratmışlar. Böyle bir şey binlerce sene. Peki hocam, Türk mü, Turani mi bunlar? Ha, şimdi bunlar... Ne fark var ikisi arasında? Şöyle mesela Turani kelimesi Ural Altay lisanlarında Fince var, Moğolca var, Macarca, Macarca var. Şimdi bunların içinde mesela Moğolca'dan kelime buldular. %4. Macarca'dan başka bir lisanlar çıkmadı ancak %94 nispetinde de Türkçe kelime benzerlik. Ki çok büyük bir fark var. Yani onun için Turani'den çok Türk olduğu belli. Sümerlilerin. Sümerlilerin. Şimdi bu... Hocam Sümerlilerin yaşadığı dönem hangi dönem tam olarak? Milattan önce 4200'den başlıyor Sumerlerle. Sumerler'de 3600 milattan önce. Peki, Türklerin tarih sayesinde ilk çıkışı ne zaman? Hı? Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışı ne zaman? Bildiğimiz anlamda Türklerin. Türklerin, şimdi şöyle bir şey var. Türkler iki defa ortaya çıkıyor. İki doğumda ortaya çıkıyor benim şeyime göre. Bunu ben bir roman yazdım da altın kitaplardan çıktı. Adı şey, Gökçin, Bronz Çağında Bir Aşk Hikayesi diye. Hı. Orada onu anlatmaya çalışıyorum yani. Ural Dağları'nda milattan önce 9000 gibi senelerinde bir Alpin ırkı çıkıyor. İlk defa brachycephal. Çünkü şeyler sapyen insanlar ister zenci olsun ister kromanyon olsun falan hani bütün o buz çağının insanları falan brachycephal. Onlardan önce insana tam benzemeyen neandertaller onlar da brachycephal.
Birdenbire milattan önce 9000'de bırakışa falan insanlar çıkıyor. Şimdi İsviçre'nin tepelerinde, göllerin kenarında. İzlerini takip ediliyor. Ural dağlarından gelmişler. Alpinler. Alpinler. Ama Alp dağlarında ilk bulunduğu evet. için ismine Alp diyorlar. Benim o küçük oğlumun ismi de Alptunga. Şimdi o Alpinler daha beyaz tipli, göz çekikliği pek olmayan bir tip. Ve bunlar şeye bir taraftan cilalı taşı başlatırken ve toprak ekimini falan onlarda da yani bir ilki yapanlar. Bir kısmı başlıyor şeye doğru gitmeye, doğuya doğru. Fakat daha Aral Gölü'nü geçmeden Kızılderililerin ecdadı, ki biliyorsunuz Kızılderililer eskiden Amerika'da değildi. Sibirya ve şeydeydi, Orta Asya'nın iyice doğusunda. Onların bazı kollarıyla karışıyorlar. Ama az miktarda, daha çok Alpin. Bizim Oğuz Türk'ü dediğimiz tip bunlar. Sümerler'de bunlar. Yani İsviçre kökenli miyiz biz? Hayır İsviçre oradan gelmişler. Oradan. Ural dağlarında olanlar bir kol İsviçre'ye gitmiş, bir kol Kızılderililere merhaba demiş. Güzel oluyoruz ama. Aradan 2000 sene geçiyor. Tekrar oradan bir kol, gene Alpin kolu. Gidiyor bu sefer iyice doğuya doğru gidiyor Altay dağlarına kadar. Altay dağlarında şeyler hala daha çok Kızılderililerin ecdadı. Orada daha büyük nispette Kızılderili karışması oluyor. Bu sefer doğanlar bizim şimdi Orta Asya'da hani hafif göz çekikliği olan, tipi biraz daha farklı olan öteki Türkler ortaya çıkıyor. Fakat Sümerler o ilk ortaya beyaz çıkan abi. Beyaz Alpinlerin ve az Kızılderililerin şeyleri. Yani Kuzen Jamen oluyoruz. Evet. İsviçre'yle evet. bu hesap. Evet. Yani şey bu. Şimdi bir de Etrüsler var. O yüzden mi beyaz Türklere, beyaz Türk diyorum, beyazlara, beyaz ırka, Kafkasya derler. Sirkasyen diyorlar, evet. Kafkasya. O yüzden mi hocam o? Beyazlara Sirkasyen demeleri. Tabii ondan. Kafkasya o kadar Kokojin diyorlar. Yani. Komik bir şey ki evet. bizimkiler onun bir tabir olduğunu arada bir unutuyorlar TRT'de. Bir bakıyor. Evet. Bu diyor, cinayeti işleyen bir Kafkasyalıymış. Kafkasyalı, evet. Beyaz ırka. Evet. Şimdi şeyi... Beyaz ırkın temeli orası yani. Evet. Şimdi bu Sümerler binlerce sene orada kalıyor. Fakat gitgide güneyden Semitik ırk yani Arapların ve Musevilerin, Yahudilerin olduğu ırk başlıyor kuzeye doğru, Mezopotamya'ya doğru dolmaya. En nihayet dayanamıyorlar. İşte Hammurabi'ler, o hani meşhur Hammurabi kanunları var ya ilk defa onu bile keşfettiler. Hepsi Sümerce'den kopyaymış, tercümeymiş. o şeye geliyorlar. Bütün şeyi Sümer mirasını olduğu gibi alıyorlar, işliyorlar ve orada güzel bir medeniyet devam ediyor. Ondan sonra Persler, yani Hint Avrupalılar kuzeyden geliyor. Onlar ve bu Sümerler ortadan kalkarken bir kısmı Kafkasya'ya gidiyor. Bir rivayete göre Gürcülerin belki menşei oraya gelenlerden. Çünkü Gürcüler hiperbraksefal, aşırı brakşefal bir tip. Bir kafa mı yani? Hı? Koca kafa mı diyoruz yani? Çok yuvarlak. Karpuz kafalı. fakat esas Sümerlerden, geri kalanlardan göçenler şeye doğru gidiyor. Orta Asya'ya doğru. Ve çoğu yani geldikleri yere geri dönüyorlar. Ha, geri dönüyorlar. Fakat bu sefer şeye değil, Ural Dağları'na doğru değil. Yani şey Tanrı Dağları'na ve Altay Dağları istikametine. O istikamette oradaki Türkler vardı yani daha sonra evet. şey yapan, onlarla da birleşiyorlar. Ve bizim bildiğimiz önce Çu'la Çin'e giriyorlar. Çin'in ilk iki tane şeysi var başlangıcı. İşte biri Çu, savaş arabalı diye gelenler. Bunlar Suları galiba Su, Çu, Şu isimli Sümerlerin bir bakiyesi. Bir kolda şey yapıyor, oraya yerleşiyor. Orta Asya'ya, öteki Türklerle de karışıyor. Ve şimdi bizim bildiğimiz Hunlar. Peki medeniyeti niye getirmiyorlar oraya? Medeniyeti bırakıyorlar Mezopotamya'da. Evet, çok artık şey yapılmış vaziyette var. Ama Çin'in ilk kuruluş medeniyetlerinde Sümer'i andıran çok parçalar var. Çok parçalar var, evet. Çok parçalar var. Onun için böylelikle bir şey dağılması oluyor Sümer'in. Bir kol anlaşılan
Anadolu'ya giriyor. Şimdi benim dört çocuğum var. İkisi oğlan burada. İkisi kız Amerika'da. Biri yani benim şeyime biraz uyuyorlar. Bir tanesi tecrübeli psikolog. San Francisco Üniversitesi'nde. Öbürü de Chicago Üniversitesi'nde arkeolog. Siz affedersiniz, Reşat Nuri'nin nesi oluyorsunuz? Reşat Nuri benim ilk eşimin şeysiydi. Ablasının kocası. Evet. Bacanaksınız yani Reşat. Bacanaktık evet. Bacanak. Anadolu'ya geliyorlar bir kol ve Hititlerden bir evvelki Anadolu medeniyetini kuruyorlar. Hatti medeniyetini, uygarlığını. O Hattiler tipik Türk usulü bir türlü birleşmiyorlar. Hep küçük ayrı ayrı devletler halinde. Ona karşılık Hint Avrupalı olan Nezitler yani bizim bildiğimiz Hititler kuzeyden geliyor ve Karadeniz'in kuzeyine Yeşilırmak, Kızılırmak'a doğru. Ve onlar birleşik vaziyette oldukları için o Hattilerin kurduğu bütün şeylere sahip çıkıyorlar. Onların kültürlerini de şey yapıyor, hazmediyorlar kendi kültürlerinden. Bildiğimiz Hitit medeniyeti doğuyor. Bir kolda Ege'ye kadar gidiyor o Sümerlerin bir kolu. O Ege'ye kadar gidenlerden bir tanesi Lidya. Affedersiniz o Semitik kavimlerin baskısıyla gidiyor değil mi bu? Evet bunlar? Yani artık Mezopotamya'ya evet. Eyvallah ama gene de 2000-3000 sene orada hakim olmuşlar. Evet. Şimdi şeye geldikleri zaman Anadolu'ya Ege kıyısında Lidyalılar olarak biliniyor. Onları en çok hala devam ettiren bir kültürü. Ötekilerin hepsi daha sonra gelen Aryenlerin yani Greklerin, Helenlerin kolları. Ve bu Lidyalıların bir kolu Akdeniz'e açılıyor. Şimdi Akdeniz'e açılanların yolu şöyle. Bir kısmı Turskalar ki Hintliler, Türkler hep Turska demişlerdir. Mısır'ın kuzeyinden doğru oraları yağmaya de müthiş denizci gidiyorlar. Bir kolu da daha kuzeyden Akdeniz'den gidiyor. Ve o Floransa civarında İtalya'ya giriyor, oraya yerleşiyor. Şeyleri de aynı. Etrüslerin, onunla hani vaktimiz olursa anlatabilirim. Türklerle alakası, yani şüphe götürmeyecek kadar kuvvetli delilli. Bozkurt gelenekli, evet. Rasenna. Romus'la Romulus. O da Rasenna diyor, yani Asena. Rasenna. Evet. Ondan sonra dillerindeki kelimeler, kültürleri ve en son onları da buldum, çıkardım, yayınladım da zaten. DNA. Şimdi ırkçılık yapacağız. Ama ona ırk kelimesi artık günah. Genetik. Gen kelimesi çıktı. Şeyde, çok güzel. Atatürk de Namık Kemal'de kan kelimesini kullanıyordu ırklarına. Damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Yahut Namık Kemal de diyordu. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Evet. Ama kastettikleri şey yok yani. DNA şimdi meşhur. DNA araştırması yapılıyor. Etrüsleri Floransa civarında. Çıkıyor. Yani isterseniz onun delillerini... Affedersiniz. Irkçılığın bilimsel karşılığı genetik mi oldu şimdi? Evet, karşılığı oldu. Peki, yani o zaman şimdi şöyle Etrüsler... Bildiğim kadarıyla Sinyaz Okal gibi mesela ama Urartulardan geliyorlar. O zaman Urartular da mı Türktü? Urartular mı? Çünkü Etrüsler Urartularla bağlantılı görülür genellikle. Şüpheli o. Şüpheli mi? Şüpheli. Urartu için farklı iddialar var. Hangisi haklı ben iyi araştırmadım onu. Ama Etrüsler oraya gidiyor çünkü orada birkaç nazariye var. Diyorlar ki oranın eski halkıydı onlar İtalya'nın. Bir tanesi de diyor ki hayır kuzeyden gelme bir gruptu diyor. Bir kısmı diyor ki hayır Lidya'dan gelme göçmenlerdi diyor. Hepsi de doğru. Ama Lidya'dan gelen Etrüsler o Turska denilen grup anlaşılan en hakim grup. İşte o Rasenna'sıyla dil özellikleriyle tanrı şeylerini de göstereyim size.
Aslında bir de fıkrasını anlatayım bu Türklerin. Adile Ayda evet. Fransızca ve Türkçe olarak bu etüsler konusunu çok işledi. Şimdi ondan evvel... Sadri Maksudi'nin kızıydı. Evet, benim hocamdı Sadri Maksudi. Öyle mi? Evet. Şeye düşmandı Zeki Veli'de Togan'a. Hocam ben hep karıştırıyorum. Biri Kazan, biri Başkırt. Evet, aynen. Sadri Maksudi Başkırt mıydı? Hayır, Sadri Maksudi Kazan. Kazan'ın. Birbirlerine düşmanlar. Ben de onun talebesiyim. Rezilyonlar. Biz de profesör oluyorlar malum. Sözlü imtihan oluyoruz. Herkes 10 dakikada bitirir. Beni yarım saat terletti. Niye? Fransız Magna Carta, İngiltere'deki Magna Carta hangi tarihteydi diyor. Ben tabii Türk tarihinden benzetmesini düşünüyorum. Ona işte 10 sene, 15 sene farkla söylüyorum. Hayır, kesin tarihini söyleyeceksin. Kesin bilmem ne falan. Böyle bir Nant fermanı ne zaman iptal edildi falan Fransa'da. En sonra 9 verdi, onun üstüne geçtim. Fakat geçenlerde bir de baktım, bir kitabını bana hediye etmiş. Kıymetli bilmem ne falan diye. Sadri Maksudi değil mi? Sadri Maksudi. Şimdi onun kızı da çok iyi dostumdu. Şeye gidiyor, o etüsler üzerine çok çalışıyor. Bir gün bir de baktım bir mektup geldi bana, içinden bir çek. Diyor ki, 20 senedir ikinci defadır etüsler kongresi olacak İtalya'da. Ben gidecektim, davetliyim. Fakat diyor, babam mı kocam mı ne dedi, ağır hasta gidemeyeceğim. Bunu ancak siz kurtarırsınız Türklükle ilgilerini. Ne olur siz gidin. Bundan da uçak parası. Adile Hanım. Adile Hanım. Ben de tam o sırada bir konferans için Amerika'ya gitmeyi diyecektim. İade ettim, teşekkür ettim falan. Ondan sonra dönüşümde bir gazeteden bana bir sual sordular. İşte nasıl oldu böyle bir toplantı olmuş etüsler hakkında falan. Bizim ecdadımız değil dedim. Yani ama bir kolumuz. Şimdi birisi Adile Hanım'a demiş ki, bak demiş, o hemen caydı demiş Türklüklerinden. telefon etti, sen de mi Brutus? Hayır dedim Adile Hanım, ben ecdadımız değil dedim. Yoksa hani bizim kolumuzdan bir kol Etrüsler. Lan böyle bir şey geçti aramızda. Hocam bir şey Etrüsleri konuşuruz yine de oraya ayrı bir bölüm açmak istiyorum. Bu şeyden bahsettiniz ya, göçten yani... önce 9000 Türklerin, bir grup Türk'ün, Kızılderililerin kalkıp Amerika'ya geçtiği. Şimdi onunla ilgili çeşitli rivayetler var. İşte bir kısmı Kızılderililer, bildiğimiz bu Indians. Oradan aşağı başka bir grubun gidip hem Aztek hem İnka medeniyetlerini kurduğu söylenir. O doğru mudur? Yani bütün dünya Türk olacak giderek. Çünkü biraz da bir acayip gelmeye başlıyor ona. Ama baktığınız zaman mesela İnka kralı var. Atahualpa. Tam Türk adı yani. Atahualpa, tabii. 320 tane ben Türkçe kelime tespit ettim Kızılderili dillerinde. Başka dilciler de listeler yaptılar. Burada var. O kadar çok ki. Şeye gittim, Meksika'ya gittim. Bir otelde kalıyorum. Neydi bakayım ismi o bölgenin? Çapultepec. Çapultepec. Ne demek dedim? Hills Brigand. Tepe çetecisi. Çapulcusu. Çapulcu Tepe. Çapulcu Tepe. Onların içinde şimdi iki türlü var. Bir var Bering Boğazı'ndan şeyler geliyor. Moğol kökenliler geçiyor Amerika'ya. Çünkü Bering Boğazı eskiden sığdı. Yani geçilebiliyordu. Türkler geçiyor. Mesela bir kadın tarihçi geldi de Amerikalı. Ondan Sultanahmet Meydanı'ndaki bir toplantıda münakaşa ettik. Hepsini ilan etti. Türk. Halbuki Nadene grubu Türk değil, Mogol. Dene kabilesi Türk. Yani onları fark ettirmek lazım. Yani oradan Moğollar da Türkler de geçmiyor. Oradan geçiyorlar, iniyorlar aşağı doğru. Ve Aztekler o kollardan. Fakat Azteklerden önce, hani demin bir bahis açmıştım, onun sonunu getirmedim. İşte o şimdi. Hani dedim ya, Lidya'dan, iki koldan denizciler açılıyor. Biri gidiyor Etrusk oluyor İtalya'ya, biri gidiyor Turska ismiyle Mısır'ın kıyılarını yağmalıya gidiyor. Ve anlaşılan Cebel-i Tarık'a geliyor ve oradan bir akıntı onları
şeye kadar götürüyor. Amerika'ya. Meksika körfezine. Körfezine. Bu tarafına yani. Ha, Meksika körfezine çıkıyorlar. Ve Meksika körfezine çıkıyorlar. Orada ilk Olmec dediğimiz, yani Olmec aslı, medeniyeti başlatıyorlar. Çünkü onlar şey, Sümerlerden gelme, Lidyalıların bir kolu. Başlatıyorlar. Orada gördüğüm, Meksika'daki antropoloji müzesinde gördüğüm şeyler, heykelcikler. Zannedersin ki aynı atölyeden çıkmış, Floransa'da seyrettiğim etüz heykelleri. Aynı. Küçük 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 tipleri, müpleri, her şeyse. Oraya gidiyorlar, Olmec medeniyetini kuruyorlar. Olmec medeniyeti Maya medeniyetine tesir ediyor. İnkalara tesir ediyor. Fakat Aztekler şeyden gelenler. Yukarıdan gelenler. Yukarıdan gelenler de Moğollarla Türkler, orada karışık onlar. Ve orada daha eski yerliler var. Yani asıl hakiki Kızılderililer var. Ki onlar da bizim akrabalığımız var ama hani çok uzak bir akrabalık. Onlarla beraber o Aztek medeniyetini... Peki bir rivayet daha vardır. Bir Güney Amerika dininin, yani oradaki bir tek tanrılı inancın İslamiyet'te büyük benzerlik gösterdiği yolda. Bunu hiç duydunuz mu? Hayır, onu duymadım. Peki ben yine bir küçük reklam arası vereceğim, kusura bakmazsanız. Sonra rahat rahat devam ederiz. İzleyiciler mail atmışlar, diyorlar ki Fatih Bey küreniz dönmüyor. Ben durdurmuştum. Çünkü başka mailler de dikkatimiz dağılıyor diye gelmişti. Tekrar döndürdük küremizi. Çok enteresan, nasıl dönüyor? Evet hocam, Etrüslere doğru gidiyorduk. Sonra tekrar döndük. Peki bu arada Kürtler ve Ermeniler, onlar da aynı bölge. Onlar da mı Türk? Şimdi çünkü Kürtler de mesela derler ki işte Sümer medeniyeti Kürt medeniyeti derler onlar da. Şimdi Kürtlerin bence tam rakamını bilmeyeceğim. Biraz kafadan atma olacak ama zannediyorum %40 kadarı Türk kökenli. O da şu sebepten şey olduğu zaman ilk Türklerin şeyden sonra Çaldıran Savaşı'ndan sonra gitgide Anadolu'ya girişleri daha çok şimdiki Kürdistan dediğimiz, Ermenistan dediğimiz bölgelere o kadar yoğun bir şekilde Türkler yerleşmiş ki o zamanki batı haritalarına baktığımız zaman oralar hep Türkmenya diye yazılır. Evet. Yani iyice Türklerin olduğu bir bölge haline gelmiş. Sonra Osmanlı Devri başlamış. Osmanlı Devri'nde... Malazgirt sonrası diyorsunuz. Efendim? Malazgirt sonrası. Malazgirt. Osmanlı Devri'nde Yavuz Sultan Selim'in savaşı şeyle, Şah İsmail'le. Orada sanki hani Rusya'nın komünizmi nasıl yaymaya çalıştıysa komşu devletleri o vesileyle elde etmek için Şah İsmail de aynı şekilde Şiiliği böyle yaymaya çalışmış. Ve Doğu Anadolu'daki o Türkmenler kısmında bir hayli Alevilik ve Şiilik artmış. Şimdi buna karşı Osmanlı tepki göstermiş. Ve Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nda yendiği zaman Şah İsmail'i çok büyük bir katliam da yapmış. Türkmenlere. Kurtulanlar dağlara kaçmış. Dağlar da Kürtlerin eskiden oraya yerleşme Kürtlerin esas yaşadığı yerlermiş. Ve onun için orada bir bakıyorsunuz o kadar çok aşiret isimleri var ki Türkçe hatta isimleriyle sarı keçili bilmem ne keçili falan. Bunlar hepsi aslında Türk kabileleri. Ama kendini Kürt zannediyor. Asimile olmuşlar. Artık kendilerini Kürt zannetmişler. Hatta denir ki ağaların büyük bir kısmı onlardan gelme diye öyle bir rivayet var. Ne derece doğru sosyologların araştırması lazım. Fakat böyle bir şey var. Fakat Kürt diye de ayrı bir ırk muhakkak ki var. Bu ırk Hint-Avrupa ırkı olabilir. Dile baktığınız zaman öyle görünüyor. Evet. Mesela ben hatırlarım bizde bir
hizmetçi vardı. Yumurtaya yek derdi. İngilizce egg. Evet. Falan böyle kelimeler bile. Hepsi geldi deriz biz. Orada şey usulü, yani Ahint-Avrupa dili usulü, lerleri ilave ederdi. Çoğul yapardı fiilleri de. Yani öyle bir şey var. Ayrılık var. Şimdi bu ayrılık iyice birbirine kaynaşmış. Ayrılmak çok zor hale geldi. Peki Ermeniler? Şimdi benim bir kitap vardı. Ona çok üzülüyorum. O kayboldu. Çok arıyorum. 1925 tarihli bir Amerikalı misyoner Türkiye'ye gelmiş ve bütün oraları dolaşmış. Diyor ki Türkler şeyleri, Ermenileri kesti deriz ama diyor. Esas Kürtlerdir onlar kesenler diyor. O kadar yazık ki diyor. Çünkü diyor tek sebep diyor din diyor. Eğer diyor biz diyor misyonerliğimizi doğru yapıp onları da Hristiyan yapsaydık diyor. Kürtleri. Ha Kürtleri. Onlar zaten ırktaş onlar Ermenilerle diyor. Kesmezlerdi diyor. Kendi ırktaşlarını diyor. Böyle bir takım deliler gösteriyor Ermenilerle nasıl şey olduklarına dair. Ürktaş olduklarını bulamıyorum, arıyorum. Fakat yani Hint-Avrupa kökenli bir şey var, bir grup var. Peki hocam, DNA nereye kadar bir şey tespit ediyor? Mesela tam, Etrüsklerle Türkler arasında. Tam şimdi Etrüsler de çok, bütün o raporla 600 sayfalık bir rapor getirttim. Öyle kafa karıştırıcı bir şey ki. DNA raporu olur. DNA raporu. Etrüsler hakkında. Evet. Hakikaten şey çıkıyor. Çok karışık bir şeyler çıkıyor. Fakat sonunda toparladıkları zaman, özetledikleri zaman diyorlar ki burada ortaya çıkan gerçek şu ki DNA'larla buradaki bugün yaşayan yani şey değil, fosillerden çıkaramıyorlar DNA'yı. Kafatası çıkıyor ama DNA çıkmıyor. Bugün yaşayan Floransa kökenlilerin büyük bir kısmı aşağı yukarı %62 nispetinde Anadolu kökenli. Anadolu'nun Ege kıyısı civarındakilerle aynı diyor. Frigya falan. Ha, dinmiyor hani Türklerle. Ama Ege kıyısından aynı. Biz nasıl Lidyalılardan gitme diye söylüyorduk. Ondan sonra daha da öteye gitmişler. İnekler. O civardaki ineklerin DNA'sını ölçmüşler. Hiç oradaki İtalya'daki ineklere benzemiyor DNA'ları. Anadolu'daki... Anadolu ineklere. Ha, o gene o. Yani belli ki Anadolu'dan oraya gitme var. Tevekkeli, ben oraları o kadar seviyorum. Toprak çekiyor. Evet, yani DNA bir dereceye kadar... Yani şey... Toskana bir Türk bölgesi. Ha, şimdi... Toskana. Bakın. Etrüslere bakın. Gözler hafif çekik. Hafif çekik. Ondan sonra şimdi ben şeyden geliyordum. Floransa'dan arabayla kayaların üstünde bir de baktım iki tane bozkurt. Aa ben size gösteriyorum şeye göstereceğimi. İki tane bozkurt. Öyle bir fren yapmışım ki arkamdaki otomobil çarpıyordu bana. Yani bozkurtu görünceyseniz hemen fren. Frene bastım. Hemen gittim fotoğrafla çektim meğer heykel. Şimdi bu Etrüslerin bozkurtları. Ve Floransalılar demişler, dokunmayacağız onu. Olduğu gibi orada dursun o kayanın üstünde. Te bin küsür sene evvelki nasıl duruyorsa öyle dursun. O derece şeyleri var. Bakın göz çekikliklerine. O Etrüsk mü efendim o adam? Etrüsk. Onu gösterebilir miyiz? Tabii. Hadi. Ha ben evet gene yanlış tarafa gösteriyorum. Şunu yapabilirsek. Asena. Evet Asena. Asena öteki de şey. Buminkan. Evet. Ama Latin ırkı değil. Latinler başka. Latinler Hint-Avrupa kökenli. Ve bizimkiler o zaman da çok çapkınmış. Gidiyorlar. Şehrin dışında pazar kurduğu zaman Latinleri, Sabinaları saldırıyorlar, kızları kaçırıyorlar. Buna çapkınlık demiyoruz biz tabii. Ama sonra meşhur bir tablo var. Sonra onlar saldırıyor daha büyük bir grup toplayıp. İkisi tam savaşacakken artık anne olmuş onlar. Falan. Bebeklerini alıp çıkıyorlar ikisinin arasında. Ve işte ondan sonra yavaş yavaş Roma'ya tesir etmeye başlıyor Etrüslerin medeniyeti. Ve Roma medeniyeti doğuyor. Ama Etrüsler ortadan kalkıyor, kalmıyor. Evet tabii yavaş yavaş. Ha, uzun zaman kralların adı da Tarkan. Yani Tarkan. Tarkan.
Tarkan. Ve işin bir garibi, kimdi bakayım onu söyleyen? Will Durant. Histoire de la civilisation, Uygarlıkların tarihi diye. Diyor ki, bir tuhaf tesadüf müdür nedir ama diyor. Fakat bakıyoruz diyor, Orta Çağ'da da diyor, Leonardo da Vinci olsun diyor, Rafael olsun diyor, şöyle olsun, Botticelli olsun. Hepsi diyor Floransa'dan çıktı diyor. Hocam, yani Leonardo da Vinci de mi Türkmüş? O da Türk oldu. Şeyde Türk, Einstein'da. O Yahudi ya. Ha, 13. Kabile diye Köster'in bir kitabı var ya. Diyor ki Hazar Türk. Türkleri bu Musevi dinini kabul etti. Sonra battı o devlet. Hepsi Rusya'dan Doğu Avrupa'ya geldiler. İşte onlar diyor. Köster'in doğru mu efendim yazdıkları? Köster'in yazdıkları doğru mudur? Onu gördüm ben kendisine dedim. Öyle ki. Öyle mi? Ben yani doğru gibi geldi bana ama dedim yazdıklarınız. Şey bakımından yani o tarihte ne kadar haham varmış, ne kadar karşılaşmışlar falan. Fakat bir tek bir şey anlamıyorum dedim. Kızılderililerde bile 300 küsur Türkçe kelime var. O kadar eski zamandan kalma. Bunlar bu kadar daha yakın zamanda neden yok hiç dedim dillerine. Bir tek kaplan, aslan gibi isimler var. O kadar da başka yok dedim. Orasını bilmem dedim. Aziz Köster'le tanıştınız. Tanıştım. O biyolog aslında. Çok meşhur bir biyolog. Aynı zamanda romancı. Evet. Her şey. Peki hocam, pardon. Evet. Bu güneş dil teorisi sizce nasıldı? Bence yani Atatürk'ü tenkit etmek hiç istemem ama şimdi şey yapmış. Siyasi bir şey miydi? Evet, siyasi. Şey yapmaya çalışmış. Yani öz Türkçe'ye gidelim, Arapça şeyleri, Farsça şeyleri atalım demiş. Bir nutuk verdi o sırada 10. yıldönüm ömrüne. Sonra dönmüş Vali Rıfkı'ya demiş ki çocuk demiş, bizi anlamadılar demiş. Hiçbirimiz anlamadı. Şimdi onun üzerine pratik bir çare olarak demiş, atmayalım o kelimeleri. Bütün zaten şeyleri Türkçeden türeme olduğunu iddia edelim bir güneşli teorisiyle. Onun için demiş, ne lüzum var atmaya o zaman o kelimeleri. Öyle olmuş. Fakat solcular müthiş bir şey çıktı. Onlar öz Türkçeci çıktı. Evet. Onlar asıl şampiyonluğu yaptı öz Türkçenin. Peki şimdi şeyden Sümerlerden yola çıkarsak, Hazreti İbrahim Sümer, Sümerler Türk, Hazreti İbrahim Türk. Ur şehrinin rahibi. Evet. Önce rahip, sonra tek tanrı evet, öneriyor. O bütün heykelleri, tanrı heykellerini kırıyor baltayla bildiğiniz gibi. Baltayı asıyor. Ondan sonra ona müthiş bir tepki oluyor. O da çıkıyor dışarı. Orada göçebe olarak yerleşmiş İbraniler. İbrani ismi de ondan alma. Hakimdir. Habiru. Musevileri başına geçiyor. Ve işte ondan sonra oluyor. O zaman şey, Museviler de Türk. Hayır. Başına geçen Hazreti İbrahim Türk. Yani. Ama sonraki bütün peygamberler onun soyundan geliyor. Öyle biliyoruz. Evet. O zaman Hazreti Muhammed de Türk. Musa ben Arap'a müsearibeyim demiş ya. Yani ben Araplaşmış Arap'ım demiş. O şey var. Var değil mi? Giderek herkes Türkleşiyor. İşte tabii. Hocam yalnız büyük günah işi. Türk olmak çok son günlerin en demode şeyi yani. Türk olduğunuz zaman ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Şu anda demode bir pozisyondayız. Evet maalesef. Yani o fikir dediniz ya demin değişmiş fikir meselesi. Şimdi benim iki noktada bir fark var eski zamanlara nazaran. Birincisi Turancılık. Şimdi ben Türk tarihini ve davranışlarımızı, Türklerin psikolojik davranışlarını etüt ettikçe şuna şahit oluyorum ki, yani hep deriz ya 16 devlet kurmuşuz, 15'ini biz yıkmışız diye. Türklerde dışarıya karşı çok hoşgörülü, kendi aralarında çok şey, bölünmeye müsait bir milletiz. O demektir ki eğer biz tutturursak tek bir devlet halinde bütün Türkler birleşsin de Orta Asya'ya kadar diye. Bu hayal. O zaman umuyorduk onu olabilir diye. Ben de umuyordum. Fakat ben şimdi son çıkan kitaplarım işte bir tanesi Uyuyan Dev Türk Dünyası. Yani evet müthiş bir 300 milyona yaklaşan bir Türk dünyası var. Bütün müthiş servetleriyle, tabii kaynaklarıyla, bilmem ne, denizleriyle falan. Ama tek devlet halinde birleşmeleri çok zor.
Onun yerine hani Avrupa Birliği gibi bilmem Türk gibi, Konfederasyonu. Çok yakın bir konfederasyon. Dış siyasette beraberlik bilmem 9 tane madde saydım ben. Hani. Hiç olmasa o alanlarda turizmden tutun da askeri hareketlerde falan müşterek hareket edebilecek bir beraberlik. Olur mu? En yakınımız Azerilerle kavga ediyoruz şu anda. İşte. Ama eskiden tek devlet düşünüyordunuz. Ama işte bunu ne zaman eskiden öyle düşünüyordum. Ama sonra baktım ki çok büyük bir lider çıkarsa ancak Türk kabul edebiliyor onu. İşte Cengiz Han gibi, Timur gibi. Yani şeyler hepsini birden bir araya getirebilecek güçlü olanlar. Tayyip Erdoğan olmaz mı? Olmaz. Onun için sonra değişen başka fikirlerim var mı? İşte son zamanlarda birkaç kitabım daha çıktı. Biz kimiz? 21. yüzyıl Türk milliyetçiliği vesaire. Hedefe doğru diye. O kitaplarımda onu anlatmaya çalıştım. Yani Türkçülük demek başka şeyleri aşağı görmek olmamalı. Ama kendi şeysini, milletin nasıl insan kendi annesini başka kadınlara nazaran daha çok sever, daha çok hisseder. Öyle bir farklılık olabilir. Ama o demek değil ki düşman saymak başkalarına. Eskiden nasıl düşünüyordunuz? Eskiden biraz şey yapardım yani. Daha sert. Daha sert görürdüm şeyi. Bu yaşla mı ilgili? Yaş. Yani yaş ilerledikçe mi böyle oluyor? Hayır, yani düşündükçe. 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 Peki hocam başka bir şey soracağım. Şimdi yine Türklerle ilgili baktığınız zaman bir sürü hikaye var. Vikingler de Türk deniyor ama... Bir gerçek varsa Türkler Orta Asya'dan çıktıktan sonra o sizin bahsettiğiniz Alpin ırk dönemini bahsediyorum ama sonrasında da şeye kadar geliyorlar. Fransa'ya kadar geliyorlar. Ve denir ki durmalarının sebebi atlarını oralarda besleyememeleri. Yani besleyebilecek olsa orada gelecek ama bozkır olmadığı için atlarıyla orada hüküm süremiyorlar ve geri çekiliyorlar. Doğru mudur bu? Yani Türkler hakikaten Fransa'ya kadar, Nant'a kadar geldiler, tabii. Gelmişler mi oralarda? Tabii tabii. Tabii geldiler. Almanya'da bile öyle sokaklar var ki Osmanlı devrinden kalma değil. Türk isimleri evet. Var oralarda. Belli ki çok eskiden bir kalma bir isimler. Yani şimdi şöyle. Peki bu manyak bir millet mi hocam? Yani hakikaten bakıyorsun deli bozuk bir millet. Yani kalk oradan git oraya. Orada, değil mi? Bakın size bir fıkra anlatayım. Şimdi ben Leon Shimkin diye meşhur bir Prager yayın evi vardır Amerika'da. O Prager'in sahibiydi ve tanırdım da. Benden illa dedi ki Türkler hakkında bir tarihlerini yaz. O çok hoşuma gitti. Oturdum. Bu zaman Kolombiya'dayım. Gayet ukalaca bir şey yazdım. Böyle dipnotlar dolu, bilmem neler dolu falan böyle. İlk 30-40 sayfasını yolladım istedim bir göreyim diye. Aa, telefon etti. Ya desen biz ilim adamları için yayınlamıyoruz ki bunları. Kültürlü insanlar okusun diye yolluyoruz. Kim okuyacak dedi böyle. Biraz daha popüler bir şey yazsan dedi Türkler hakkında. Aa, doğru dedi bana. Kolombiya Üniversitesi için yazmıyorum ki. Oturdum. İsmi bile The Restless People. Kıpırdak millet diye koydum ve orada anlattım nasıl böyle durmadan dünyanın Amerikalara bilmem Parislere bilmem şeylere her yere böyle gitmişiz. Yani o Atatürk'ün zamanında bizim lisede okuduğumuz zamanlardaki tarih kitapları oklarla doluydu evet, böyle. Evet. Böyle çoğu da doğru. Saydan da gitmişiz böyle dört bir tarafa. Hala öyle. Hawaii Adası'na gittim. Dedim bu buraya Türkler gelmemiştir herhalde dedim yani ziyaretçi olarak bile. Bir de baktım arkamda Türkçe konuşan 2-3 genç şey kurmuşlar, bir dükkan açmışlar. Hocam ben size komik bir şey anlatayım. Aruba diye bir adaya gittim. Aruba nerede? Venezuela'nın 13-14 mil açığında bir ada. Türkçe konuşuyoruz lokantada. Bir kız geldi yanımda. Zenci bir kız. Arubalıymış. Dedi ki Türkçe mi konuşuyorsun dedi. Evet dedim. Ama şaşırdım. Nereden biliyorsun? Dedi ki burada 600 tane Türk yaşıyor. Aruba'da. Aruba'da. Rafinerde çalışmaya gitmişler. Aruba. Ya. Ya onun için hakikaten çok hareketli bir milletiz. Aruba. Aruba. Çok hareketli milletiz. O muhakkak. Birbirimizle geçinemeyen bir milletiz. O da muhakkak. Çok zekiyiz. Leb demeden leblebi anlayan milletiz. Ama şeyi başka. Akıllı düşünmek. Yani Alman öyle çok hani sistemli düşünür. Yavaş yavaş düşünür. Ama biz rahmetli babamın
fikri takip diye bir prensibi vardı. Fikri takip olmayan memurlu şey yapardı, hiç terfi ettirmezdi. O yok. Türklerde yok. Yani böyle heyecanlanırız, bir şey ortaya atarız, bırakırız. Yani o şeylerimizi de bilmek lazım, eksiklerimizi. Ama zekiyiz, cesuruz hakikaten, iyi savaşçıyız. Yeni şeyler icat edebiliyoruz. Cesuruz da niye İster Marşımız korkma diye başlıyor? Ha? O kadar cesuruz da İster Marşımız niye korkma diye başlıyor? Korkma. Mehmet Akif'e sordu. O dönem ama çok umutsuz bir dönemde yazılmış. Mecbur onu söylemeye. Hocam birisi soruyor. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kusura bakmayın cehaletim için. Tüberkulum turkum diye bir kemik var mı böyle bir şey? Kemik? Evet. Tüberkulum turkum diye bir Türk kemiği var mı diyorsun? İlk defa duydum. Ben de duymadım. Allah. Diyorduk ya. Urartular. Türklerle bir alakası var mı yok mu? Hı? Urartuların Türklerle bir alakası var mı yok mu? Vallahi Urartulara yani Ermeniler sahip çıkıyor, Kürtler sahip çıkıyor. Etrüslerin kullandığı alfabeyle Urartu alfabesi arasında büyük benzerlikler var. O olabilir çünkü bugün mesela Akat ve Babil şeylerinin muazzam bir şekilde Sümer'den geçme şeyler kalmış. Kelimeler, usuller, rakamlar, kanunlar yani olabilir ama tesir. Tesir. Tesir olabilir. Urartulara Ermeniler sahip çıkıyor, Kürtler sahip çıkıyor, Türkler sahip çıkıyor. Herkes sahip çıkıyor. Herkes sahip çıkıyor. Peki Murat sen bir bu konuyu biliyor musun? Beyaz piramitler. Hı? Beyaz piramitler. Beyaz piramitler. Efendim. Çin'deki beyaz piramitler. Ha ben son de size günlerim, soracaktım onu. Son günlerin moda mevzu bu. Ben de sizlere sormak için kestim getirdim o şeyi. Nedir o? Galiba onu Google Earth'ten bir şey gözükmüş. Çünkü bana da her programda dünya kadar mail geliyor. Nedir bu diye bilmiyorum ben. Allah Allah. Ben de siz bilirsiniz zannettim. Hayır. Yeni bir şey çünkü. Ya, o da yeni. Ama yani bir şey tespit etseler hani bir ipucu şu kadarlık eskilikte birdir falan de bir yerden bir şey benzetme çıkarabiliriz. Uydurabiliriz bir şey. Ama yani hiçbir bilgi yok o konuda. Fatih Atlantis. Atlantis'e geçelim hakikaten. Hı? Atlantis var mıymış efendim? Dur, ondan önce başka bir şey soracağım. Truva. Truvalıların da Türk olduğu yolunda bir iddia vardır. Truvalılar buraya gelip yerleşen ve o müthiş yenilgi sonrasında da tekrar Anadolu işlerine çekilip Orta Asya'ya doğru göçen Türkler olduğu söyleniyor. Doğru mu bu? Truvalılarla da bizim bir alakamız var mı? Hem doğru hem yanlış. Şu şekilde çünkü Truva tek bir şey değil. 6 tane tabaka. Evet 6 veya 8 diyorlar şimdi. Evet, belki de 8. Şimdi onlardan 1 veya 2 tanesi besbelli Türklerle ilişkili. Ama ötekiler değil. Ötekiler kimle ilişkili? Yunan mı? Helen. Yani Hint-Avrupa cinsi. Peki Helen de onlar Yunan devletleri arasında gibi savaşma. Yunanlarla akraba. Yani sanki şey diye düşünüyor insan baktığı zaman da. Yani o Yunan değil de Yunanlar birlikte gelip... Ama işte o tabakaların hangisi savaştı? Biri bittikten sonra öbürü. Biri fethedildikten sonra onun üstüne gelmiş, yerleşmiş. Öyle yani. Ya hazırlık konuluyor ya şehrin. O şehre hazırlığa konmuşlar. Onlar bu sefer oturmuş, yapmış. Ama onlar ayrı bir ihtisas şeyse. Ben pek fazla bilmem onu. Ama Fatih'in o Truva'nın öcünü aldık diye bir şey yok. Yok değil mi? Bir lafı yok. Pelajlar diye bir şey var. O Adile Ayda Hanım ondan şüphelenirdi. Yani şey Türklerle ilgili olabilirdi. Pelajlar kim? İşte o Truva'yı kuranlar. Kuranlar. İlk kuranlar. Peki bu Sümer'in buradaydı. Gönül Tekin gelmişti birkaç hafta önce. Çok ilginç bir program yaptık onunla. Çok hoş şeyler anlattı. Bütün dinlerin Sümer tanrılarından ve Sümer inançlarından türediğini, bütün dini geleneklerin Sümer inançlarından kaynaklandığını ve diğer dinlere bir şekilde yerleştiğini veya yerleştirildiğini söylemişti. Siz ne diyorsunuz o konuda? O bütün kelimesi biraz fazla. Ama kısmen doğru. Mesela şeyi anlatayım Nuh şeysini. Utanapistim. Sümer'e göre Nuh'un adı. Utanapistim. Utanapistim. O şey yapmış. Tanrılardan işte sen Nuh şey olacak. Şey yap. Tufan olacak. Tufan olacak falan diye. O aynen öyle devam ediyor. Bizim bildiğimiz tufan hikayesi. Çifter çifter şeyler alınıyor içeri. Bilmem ne yapılıyor. En sonunda
oraya kadar dinlerdeki gibi aynı olduğu gibi bitiyor tufan. Bu sefer karaya çıkıyorlar. Ne oluyor? Bir kurban kesiliyor değil mi? Kurban kesiliyor ve tanrılar diyor Sümer sözünde sinekler sinek sürüsü gibi üşüştü diyor kurbanın üstüne. Bu sefer çünkü dinlere geçtiği zaman o şeyi o kısmını atmışlar. O taraf bir. Yalnız Gönül Hanım'ın o da bugün tam üstünde durulmadı Fatih. Şeyi söylediği şudur Gönül Hanım'ın. Din doğruyu öğretmek için diyor. Gerçeği ve iyiyi. Bir tane. Ve bu dini gönderen, vahyeden Allah yani değişik şey göndermez diyor. Hepsi aynıdır. O dönemde de aynıdır, ötekinde de aynıdır. Fakat gelerek devam ediyor diyor. İsim değiştirerek inanış. Ama diyor temel iyiyi doğruyu şu kötülüğü yapma. Doğru. Bu iyiliği yap. Şu kulluk et. Bu değişmiyor diyor. Hatta işte o bahsetmediğimiz hatta çok soruldu ya sonra Urfa Mukata baştaki harfler falan hepsi aynı geleneğin devamıdır der. Doğru. O şeyde. Hatta şeyde Sümer şeylerinde sosyal meselelerde bile o kadar modernlik var evet. Ki nasıl böyle şey işçileri korunacak, nasıl maaşlar evet. Tespit edilecek, nasıl haksızlık yapılmayacak, nasıl kadının kocası ölürse onun hakkı korunuyor. Öyle bir kanunlar yapmışlar. Bu kadar hani modern eşitlik ve şeylik, demokratik. Ve her şeyi de yazmışlar. Her şeyi yazmışlar tabletlerle. Ve o bir de din de dingir diyorlar. Dingir, tengri. Evet tengri. Tengri yani tanrı kelimesi olarak. Ve o en büyük tanrı yani bir, çok şey var içinde. Hakikaten Hazreti İbrahim'in de onlardan türemesi belli ki bir şey var orada bir devamlılık. Peki Atlantis. Atlantis'e geldik mi? O zaman var mı Atlantis? Var mı böyle bir yer? Şimdi bir kere Mu'yu, Mu diye bir kıta varmış Hindistan'ın ötesinde de batmış lan diye. Ben şahsen ona inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Bir Churchward diye. Churchward, James Churchward, evet. Sade o, atıp duruyor bunu. Ama Atatürk inanmış ona da. Yani Mu'ya da. Veyahut da araştırılmasını istemiş hiç olmazsa. Atlantis farklı. Şimdi Atlantis bildiğiniz gibi şeyden başlıyor. Eflatun yani Platon. Platon'da. Gidiyor. Mısır'daki onun büyük büyük babası Solon. Mısır'daki rahiplerle konuşuyor. Ve Mısır'daki rahipler ona işte siz Yunanlılar bilmezsiniz. Sizden önce halbuki böyle bir millet vardı. Atlantis şeyse. Ve büyük bir denizin ötesinden geliyorlardı Akdeniz'e. Bütün her tarafı fethediyorlardı. Fakat bir deprem oldu. Çöktü adaları falan filan diyor. Şimdi öyle deyince şimdi önce bir kere çok kısa olarak söylüyor bunu. Ondan sonra da uzatıyor lafı ikinci Sokrates'e anlatışırken. İşte nasıl toplantılardı, kral nasıl idare yönetiyordu, nasıl şehir kuruluyordu. Kendi söylediği felsefeler o kadar uygun ki bu zaman herkes şüphe ediyor. Diyor ki ha bu bir şey, mitoloji, şey yapmaya çalışıyor. Sembolik bir şey yaratıyor, kendi kendine palavra atıyor ki kolay okunsun ve inanılsın diye. Fakat sonra iyice herkesin kafasında başlıyor şüpheler. Diyorlar ki vardı öyle bir şey herhalde. Başlıyorlar önce Atlas Okyanusu'ndan. İsmi de öyle. Orada battı diyor. Çünkü Cebeli Tarık'ı tarif eder gibi. Onun ötesinde diyor. Kazılar yapılıyor. Denizaltılarla bilmem nelerle çok araştırmalar yapıldı. Bir türlü doğrudur bir şey çıkmadı. Ha bulduk falan diye bir şeyler yapıyor ama değil. O kargaşadan istifade bu sefer şeye yeni jeoloji şeyse geliştikçe anlaşılıyor ki bir ara Sahra-i Kebir Afrika'da denizmiş. Ve sonra Cebel-i Tarık da kapalıymış. Akdeniz'de bir gölmüş. O koptuğu zaman ve bütün o sular da Akdeniz'e aktığı zaman orası çöl haline geldiği zaman işte şeyi Atlantis oradaydı. Nitekim de Atlas dağları var. Falan. İşte o onun bakiyesi ve Pierre Bourget diye meşhur bir romancı var Fransız. Onun filmi de yapıldı. Ben Galatasaray'dayken bir tane ona aşık bir arkadaşım vardı. Onun mısralarını söylerdi. Ve develer tek tek yürüye yürüye gittiler diye. Ve müthiş bir roman yapmış.
orada işte nasıl Atlantis hala devam ediyor falan diye. O iyice bir ara tutar gibi oldu. Fakat hiçbir şey bulamadılar. Hani bir atla çöl ortada artık varsa çıksın. O öyle olurken bu sefer Yunanlılar şeylik yaptı, açık gözlülük. Dediler ki ha bizim Girit Adası'nın ötesinde neydi o adanın adı? Neyse bir ada daha var. Bir depremle yarısı çöktü. Hakikaten çökmüş. Bir depremle o yarısı gitmiş o adanın. Santorini. Santorini. Evet. Santorini adası. Ve o yarısı... Ama o çok yakın bir tarih. Santorini. Santorini'nin çökmesi çok tabii. Yakın. İşte diyorlar ki Eflatun orada biraz şey yaptı. Rakamlarından oynadı diyorlar. Aslında böyle. Lan işte kazıdan çıkarıldı diyorlar. Ne oldu o sahilde? Turist böyle bir akın etmiş oralara. Göreceğiz Atlantis'i diye. Ya bir takım testiler, mestiler falan ama o dedikleri gibi eski tarih falan değil. Ya, o da öyle şeyden düştü. Şimdi en sonra Karst diye bir şey, arkeolog, Orta Asya. Aslında dedi hani Atatürk'ün de hani inandığı bir şey var ya, ki doğruydu herhalde. Orta Asya'da deniz vardı, Turan Denizi. O Turan Denizi kurudu. Hatta şey derler, işte o kuruduğu için Türkler dört bir tarafa göçtü. Ama Zeki Veli'ydi, karşı çıkıyor. Zeki Veli ona karşı çıktı, bilmiyormuş Atatürk'ün desteklediğini. Adam çok kızmış. Kim uydurdu bunu deyince adam gitmek zorunda kaldı, adamcağız. Evet. O işte, o dedi, evet kural ama o on binlerce sene önce oldu o kuruma. Sonraki göçlerimiz zamanında olmadı falan diye. Fakat Kars hala inanıyor ki orada var diye. Bir takım deliller falan ortaya atmış. En son nazariye var. Bundan bir iki sene önce çıktı o. Dediler ki Kırım'da. Oraya mı geldi? Ha? Oraya mı geldi? Ha, oraya. Kırım'ın açığında bir deniz parçası, bir parça vardı. Ve o zaman zannedildiği gibi Marmara Denizi çok eski bir tarihte kopmadı şeyleri, boğazları. Çok daha yakın, milattan önce 7000, 8000, 9000 sene önce koptu. Her iki taraftan da kopunca Akdeniz'in suları, o zaman Karadeniz göl. Hala diyor ölçmeler yaptılar. Bilmem tat su kaç metre derinliğinde hala var bilmem ne falan. Denizaltı falan yolladılar. Oralardan bir takım kalıntılar da var zaten. Ha, bir şeyler bulacağız diye. Oradan dediler o müthiş o su akıntısı Akdeniz'den doldurdu Marmara'yı ve bir taraftan da Karadeniz'e de doldu, taştı. O çöktü o Kırım'ın uzanan kısımları ki orada Atlantis vardı ve geri kalanları dolaşaraktan Karadeniz'i Kafkasların üstünden indiler. Mezopotamya'ya işte Sumerler onlar. Diye böyle karışık bir nazariye, bir teori ortaya atıldı ama hala tam bir şey çıkaramadılar. Ama en son iddia o. Peki hocam Türk adına ilk ne zaman rastlıyoruz? Vallahi Türk adına bir Turskalar belli ki bir o isimden türeme bir isim. Bir de Tuikler var. Tirler var. O herhalde devrine rastlıyor. Yani Büyük Hun İmparatorluğu devirlerine rastlıyor. Bu arada birisi beyaz piramitlerin resimlerini yollamış. Onlara bir bakayım ben siz sohbaya devam ederken. Onlar evet geliyor ama. Atlas, peki hocam şimdi Atlas yeni... okyanusu bu. Yani Atlantik kıtası bu. Hocam şimdi yeni bir moda var. Proto Türkler, eski Türkler falan. Böyle bir şey var mı? Buna çok enteresan, bakar mısın? Aztek piramitlerine benziyor. Evet. Yani. Ama bazen Maya piramitleri Aztekler karıştırıyorlar onları. Evet, piramitler o bazen kadar. Karıştırıyorlar. Bir de şeyler söyleniyor, Çin yasakladı girişi falan diyorlar. Evet. Bilmiyorum. Şimdi... Ama bana da beyaz piramit diye Meksika piramitleri geldi. Bunlar Aztek piramitleri mi? Aynı Aztek piramit. Şimdi Sumerlerin şeysini biliyorsunuz ziguratlar diye piramitler yapıyorlar böyle. Ve gene hani, tuhaf bulabilirsiniz ama... Sumer tesiriyle Mısır medeniyetinin başladığı kabul ediliyor az çok. Ama daha eski değil mi mesela? Eskiden Mısır'da başladı eski. Medeniyet denirdi. Fakat Sümer mi eski, Mısır mı eski? Hayır, Sümer. Niye Mısır 4000 senelik piramitler var ya? Mısır piramit daha yenilerdir. Mısır 2000 küsur. Sümer 3600. Şimdiki
Hani 4000 senelik olunca tabii milattan önce 2000 oluyor. Hayır, Giza piramitleri eski Mısır eserlerinin yenileridir. Aşağısı daha eskidir. Luxor şey tarafı. Ona daha eskidir. Tabii Luxor daha eski. Daha eski oluyor. Yani falan daha eskidir. O ziguratlar işte diyorlar dümdüz bir sahadır Mezopotamya. Neden onu yaptılar? Çünkü dağlık bir bölgeden geliyorlardı. Hani Ural Dağları'ndan türedi ya. Onlar orada alışıktılar böyle dua edecekleri zaman göğe daha yakın olmayı dağların, yaylaların tepesinde. Böyle dümdüz bir araziye gelince hoşlanmadılar. Ve o hoşnutsuzluktan piramit yaptılar. Yani daha biraz daha görelim. Daha böyle dağ gibi bir yerde. Ve oradan belli ki bunlar bir dağ şeysi. Özlemi içerisinde. İnsanlar, göçmenleri. Ve o nazariye arkasından Mısır'a tesir ettikleri zaman nitekim gene şey kuşçuluk diyeceksiniz ama ilk rahipleri Mısır'ın Brakisefal. Evet onu onu biliyorum. Pitar, Profesör Pitar, Leraselis var kitabında yazıyor. Halbuki aslında Sümer rahibi. Halbuki ondan sonraki rahiplerin hepsi Torgusefal. Belli ki böyle bir akın olmuş oraya ve ilk önce çivi yazısı, Mısırlıların çivi yazısı, Sümerlerin çivi yazısı var ya. Önce Mısırlılar çivi yazısıyla yazıyor. Sonra milliyetçilikleri tutuyor. Onu atıyorlar, hiyeroglifler yapıyorlar. Kendi ama belli ki önceleri çivi yazısı var. Böyle şey Mısır'ın şeyin Sümer'in yazı şeysinin tesirindeler. Dua etme piramitlerinin tesirindeler. Sonra Turskalar hani o öyle gidiyor denizden şey karifesine. Oraya çıktıkları zaman Mayaların yaptıkları piramitler, Azteklerin yaptıkları piramitler aynen zigurat gibi sanki. Aynen. Katlı. Yani o cür o hani Çin'deki gizli şey neyse o belki de öyle bir şey ama nedir? Bakalım bir gün çıkacak ortaya. Çok yeni efendim. Çok yeni değil mi? Hocam peki şimdi bu Türk tarihini 18 milattan önce 18 bin 20 bine götürenler var. Kaynak var mı bunlarla ilgili? Yok, o kadar eskiye gitmez. Yani bence Türk tarihini eğer Alpinlerden başlatacaksak Cilalı Taş Devri'ne gitmemiz lazım. O da 9000 sene önce. Peki, yani milattan önce 9000. Milattan önce. Peki şey var mı efendim? Yazı var mı hiç? Hayır, kayıt? Hiç yazı yok. Yok değil mi? Yok, yok. Ancak şeyde Sumer'le başlıyor yazı. O da zannediyorum Sumerlerde ilk başlangıcı var. İşte 4000'in başları. Peki efendim bu Proto Türkler modası nereden çıktı? Var mı öyle bir moda ben? Öyle bir şey evet. Ha. Çok da sonra. Sonra çok. Proto Türkler. Bu Kazım Yaşan Beyler falan. Ha onların şeysi yaptıkları. Bu Proto Türkler. Ha. Proto Türk bir şey deriz. Hani dedim ya Alpin olarak başladı. Şey, işte onlar Proto Türk. Ama kayıtta bir şey yok değil mi efendim? Hayır öyle Proto Türk diye bir yazısı olan bilmem nesi olan hiçbir evet. Millet yok. Doğru ama, mu Kazım Birşan'ın Etrusk alfabesini Türk fonetik kuralları, Türk dil bilgisi kurallarına dayanarak çözdüğü. İşte ben ona sordum. Hani neye dayanarak öyle diyorsunuz dedim. Ben öyle okudum işte ya diyor. Ama o kafi değil öyle ben okudum öyle diye. Peki siz Hititlerin de bir Türk uygarlığı olduğunu, Türkler tarafından kurulduğunu söylediniz değil mi? Yanlış anlamadıysam. Hı? Hititler de bir Türk uygarlığı diyorsunuz. Hitit değil, Hatiler. Hatiler. Onlardan öncekiler. Ama Hititler o kültürü olduğu gibi kendi kültürleriyle gayet güzel birleştirmişler ve bir Anadolu kültürü ortaya çıkmış. Hangi yıl bu? İşte Kadeş Savaşı yani Mısır'la yaptıkları savaş 2000'ler milattan önce gelişleri. Demek ki gelişlerinin az sonra olduğuna göre o savaş 1700 falan milattan önce. 3700 sene. Hocam burada Türk derken neyi kastediyorsunuz? Hangi Türk'ü? Türk derken yani... Bir çekirdek, Türkik bir kavram mı bu? Şimdi Türk derken yani şeyi kastetmek lazım. Dil bakımından Türkçe ile konuşan tip olarak çoğunluğu şu tipleri gösteren, hani simsiyah renkte ise değil belli. Bir beyaz tipte yuvarlak başlı, orta boylu çoğu ama çoğu
çoğu gibi bir grubun çoğunluklarının özelliklerini taşıyan bir şeye ona tür diyeceğiz. Tarih içinde de işte şeyde çıkmış, Sumer'le başlamış, dört bir tarafa dağılmış. Hala şimdi de öyle her yerde işçimiz var, göçmenimiz var her yerde. Evet. Peki mesela bu şey, Hunlar, Atilla Türkçe mi konuşurdu? Herhalde ama işte o prototürk Türkçesi çok eski bir Türkçe. Peki Finlandiya mesela Türk ülkesi midir? Hayır. Bizimle akraba. Akraba. Yani nasıl İngilizle Alman akrabaysa onlar da öyle bir akraba. Ya, Turku diye bir yer var orada değil mi? Evet. Ha, Turku tabii. Sonra şey Suomi mi ne? Yani sular memleketi. Sen Sinnon binlerce senin. Gölleri var çünkü. Sinnon senin. Macarca'da da var tabii. Macarca'da çok benzer kelime. Macarca'da da var. Akraba işte kök aynı şey. Ama peki şimdi Macar kadınları çok güzel mesela. Türk kadınları çirkin mi? Hayır değil mi? Mesela farklılar yani. Başka tür renkleri, şeyleri falan farklı. Türk kadınları çok güzel de. İşte benzer bizim hanımlara. Çok benzemiyorlar yani. Benziyorlar mı? Kötü kötü bakıyorsun. Hoca benzer diyorlar. Yani akraba diyorlar. Kime? Akraba. Macarlar mı? Akraba yani. Finliler şeyler akraba. Yani benzer tarafları var. Bizden daha güzeller ama onlar. Türk kadınları da çirkin. Finliler de çok açık renk mesela. Protesto gelecek karışmam. Bu nasıl akraba? Hocam alışık protestoları. Murat zaten tescilli kadın düşmanı olduğu için. Ben Türk hanımlarına çirkin dedemezsin diyorum. Ya çirkin demedik. Sadece Macarlar daha güzeldik. Daha diye bir şey var. Değil mi? Türk kadını vecize söyleyeceğim şimdi. Şöyle. Hani geçen konuşuyorduk ya. Türk şoförü asır duygulanan insanıdır. Türk kadını işte kadının zirvesidir. Nokta nokta şey söylemiş. Kore'de şey deniyor şimdi. Kore dili de. Türkçe. Değil mi hocam? Kore dili de Hint Avrupa diyorlar. Hayır. Kore ya. Şey... o da şey, Ural Altayık. Pardon, Ural Altayık, evet. Azyatik o da yani. Pardon, yani ters akraba. Söyledim. Türk, akraba. Akraba, ters söyledim. Evet. Peki efendim, rahmetli şey Hamit Zübeyir Koşay. O Basklar üzerine çalışırdı. Basklar üzerine mi? Bask dili. Baskların da Türk olduğu söyleniyor. Kimi Türk diyor, Kafkas kimi Çerkez diyorlar. Akraba diyor. Sonuçta sen de bir şekilde akrabalar, bize değilse de. Çünkü... Hamit Bey karar verememiş tam. En iyi çalışan oydu. Onların bir isimleri var. Çerkez isimine benzeyen evet. Tabirleri var. Nedir? O şimdi hatırımda yok. Ama karakter olarak da benziyorlar Çerkezlere. O kadar Kafkasya gibi sert şey. Çok sert. Dağlık olduğu için mi acaba yoksa akraba oldukları için mi? Yani çok farklı. Bask bölgesi sanayide en gelişmiş bölgesi. En gelişmiş, en zengin. İspanya'nın en zengin. Onun için ayrılmak istiyorlar zaten. Evet, dünyanın her yerinde zenginler ayrılmak istiyor. Bir tek bizde fakirler ayrılmak evet. istiyor. Şimdi Macar şeysi dediniz de, şimdi ırkçılık noktasından bakarsak, şimdi ben genetik bir ara Garip ve Güzel diye bir şey çıkarmıştım, albümler. Orada her ırkın nasıl ne kadar güzel tarafları olduğunu, çocukları, kadınları, erkeklerini falan. Her birinin kendine göre bir özelliği var, bir güzelliği var. Ne bileyim mesela zencilerin belki de şey özelliği daha fazla, hani spordaki, danstaki. İbni Haldun mu ne şey der, o kadar dansa yatkındılar ki bulutlardan aşağı atsanız onu havada dans ederek ayakları iner aşağı diye. Yani demek bence ki, de mesela ona başka bir ırk yani. İnanılmaz sportif bir genetikleri var. Ama demek kendilerine göre bir meziyetleri. Her şeyin kendi gömüzleri var. Bir özellikleri var ki işte onu da takdir etmek lazım, sevmek, güzel bulmak lazım. Aslında... Buluyoruz hocam zaten. Onlar da güzel. Tyra Banks diye bir kadın var mesela. Gayet güzel buluyoruz. Ya da Naomi Campbell falan var. O zenciler hakkında bizde de bazı teoriler var. Şeyler. İslami. Arasında. Hatta ama onlar pek hoş teoriler değil. Şeyde de var. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın da vardır. O ne diyor? Aracins diyor. Aracins diyor evet. İslam düşünceleri genellikle... Yeni baskılarda yoktur. İslam düşünceleri genellikle zencileri insanla maymun arasındaki aracins olarak görüyorlar. Yani maymun da değil. Nas nesnas. O şimdi şeyde de var. İnkişafını tamamlayamamış insan. Gibi. Gibi. Maymun diye düşünme onu. Evet. Yalnız mesela bu şeyin İbrahim Hakkı Erzurumi'nin
Yeni baskılanan o bölümler sansürlüdür çok uzun zamandan. Çünkü ayıp. Uzun zaman dediğim... Birkaç yüz senedir. Hayır yani 80-90 senedir. Hı. O kadar mı? Eski Türkçelerinde var. Yani 1870'lerin baskılarında var. İyi yapmış kim kaldırırsa ayıptır yani. Ama bir teori de vardır o. Peki mesela Türklerin dinle ilişkisi nasıl hocam? Yani benim baktığım zaman Türkler hiçbir zaman hiçbir dine çok da kökten bağlı olmamışlar. O doğru. Yani hiçbir fazla mutasip olmamışlar. Olmamışlar. Ve evet. Yani böyle bir açgözlülük var. Yani o dediğiniz şey var ya hani kıpırdak millet dediğiniz. Hı. Orada da bir açgözlülük var Türklerde. Her dini denemişler. Yani bir kısmı Musevi olmuş, bir kısmı Hristiyan olmuş, bir kısmı Şaman olmuş. İslamiyet'i seçenler kendi işlerinde ayrı ayrı İslam modelleri benimsemişler. Din Türk ilişkisi nasıl? Benim sizin dediğinize iştirak edeceğim. Öyle şeyleri fazla değil. Fakat kendine göre bir inancına bağlı. Öyle bir din şeysi var. Ama kolaylıkla çeşitli dinlere de girmişler. Girmişler. Yani Musevi dinini kabul etmişler. Hristiyan dininden olmuşlar, şey olmuşlar. Ama demek ki İslamiyet'i kendilerine çok yakın bulmuşlar ki yani kolay kolay şey olmamış. Evet. Evet İslamiyet en uzun süre İslamiyet'te kalmışlar. Evet. Yeni bir din çıkmayacağına göre artık değiştirmezler herhalde. Peki bu Hazar İmparatorluğu'nun Musevi olması? Şimdi şeyden bir tarafta güneyden Arapların bir şeysi oluyormuş, baskısı. Kuzeyden Hristiyanların. Onun için bunlar demişler ki biz ikisine de uymayalım. Ve daha çok elit tabakası, kral ve şeyler, saraylılar ve tüccarlar Musevi dinini kabul edelim demişler. Onlar kabul etmişler. Sonra o Hazar Devleti çöktüğü zaman dağılmışlar Musevi olarak. Ve çoğu da Avrupa'ya doğru gitgide öyle akın etmişler. Şeyde... Peki hocam son bir şey sorayım ya. Türk'ün kelime anlamı nedir? Türk. Kökeni nedir? Kelime anlamı nedir? Etimolojisi nedir? Hiç bilemiyorum onu. Bulunmadı o. Hiç zaman bulmadı değil mi? Çin kaynaklarına falan dayanarak yazarlardı ama herkes başka şey yazdı. Çıkmadı tam şey. Yani. Var mı Murat? Kaldı mı bir şey? Hocamı çok yorduk çünkü. Evet. Evet şey... Derizler... Sayın Türkkan... Baktığınız zaman anlamıyorsunuz herhalde. 60'lı yaşında falan zannediyorsun ama Sayın Türkkan 88 yaşında. Bir 30 yaşında. Daha ilave edin. 88 yaşında. 89. 89 oldu mu? 4 ay sonra da 90. 90. Hocam göstermiyor ama 90 yaşında. Ben şimdi harıl harıl ölmeden evvel diyorum. Bitmemiş kitaplarım var yahut yayınlanmamış kitaplarım var. Onları bitireyim. Şimdi şeyi yazıyorum. Hatıratımın ilkini, yeni çıktı o, birinci cildi. Hani ben çocukken diye, arayan adam birinci cilt diye hatırat. Sonra ikinci cildi bu tabutlu konularının daha genişletilmiş şekilde çıkacak şeyde. İnşallah Eylül'de. Ondan sonra Amerika'da 25 yıl ki şeyim geçecek. Ondan sonra... şeyi anlatmak istiyorum. Onu da tamamladım aşağı yukarı. Böyle kronolojik değil de konu hatıralarımı. Mesela tanıdığım meşhurlar. Hı. Mesela Einstein'la tanıştım. Atatürk'le tanıştım. MacArthur'la tanıştım. Celal Bayar'la falan. Yani onlar hakkında kıl payı ölümden kurtuluşlarım. Ondan sonra şu bu falan. Böyle bu çeşit bir şey. Arkasından mutluluk. O da işte benim psikolojiyle ilgili bir kitabım oluyor. Mutluluğun ve mutsuzluğun anahtarları diye. O da bitti. Verdik yayıncıya. Bir başkası sürpriz. Şeyi bilir misiniz? Bakalım sizi imtihan edeyim. Terdit kelimesini edebiyatta. Sanat olarak. He? Edebi sanat olarak. Tabii. Çoğu bilmiyor. Kimse bilmiyor.
yani sürprizle biten hikaye. Edebi sanat olarak. 12 tane öyle sürprizle biten hikaye şey yaptım. Sürpriz. Kendi hayatınızdan. Hayat yok, hayır. Doğrudan doğru hikaye. Fiktif. Hikaye. Fiksiyon. Bir şeydi, senaryolarımı da şey yaptım. Amerika'da zannedersem tek Türkmenim. Senaryosu film olmuş. Şey, hangisi? Televizyonda. Too Early for Death, ölüm için çok, erken, diye. Hocam bu yazmak nasıl bir histir? İnsan 90 yaşına geldi hala doyamadan yazıyor. Öyle diyor. Sıkılıyorum. Sıkıldınız mı artık? Sıkılıyorum artık. Yalnız hani bir gayret diyorum. Hani çünkü Halil İnalcık Hoca da, o da hemen hemen sizle aynı yaşta değil mi? Evet, Hoca aşağı yukarı. Halil Hoca 92-93 oldu galiba. O kadar olmuş mu? Galiba oldu. O da ayırmış çalışmalarını, işte 5 sene içinde yazacaklarım, 10 sene içinde yazacaklarım diye. Hala mı? Maşallah. 125'e kadar. Yazıyor da. Yazıyor da. Hedef almış. Yazıyor da. Valla yani Allah hepinize uzun ömür versin. Hocam çünkü bilgisayara da mı yazıyorsunuz? Hayır. Daktiloyla bile gerçi yazabiliyorum daktiloyla ama ben reddediyorum. Kim benden yazı isterse diyorum, el yazısıyla diyorum. En sonunda kabul ediyorlar. O senaryoları falan hep elle mi yazmıştınız Amerika'da? Evet, veriyordum sekreterime. O da daktiloya geçiriyordu. Bir de şey, yarın mesela bir başka randevum var. Fütüroloji Derneği. Bir de bu tarafım var benim. Gelecekçilik. Gelecek bilim. Ha, gelecek bilimi. Ben World Future Society'nin profesyonel üyesiyim. Bir kitabım da o. 20. yüzyılda Dünya ve Türkiye diye bir kitabım vardı. Ama şimdi artık kimse hatırlamıyor. O bir sene geçti. Fütüroloji ne yapar? Belirli bazı şeyler, disiplinler kullanılarak. Geleceği nasıl olacağını. 8 disiplinle. Mümkün olduğu kadar yanılmadan tahminler yürütmek. Yani 100 sene sonra ne olacak, 50 sene sonra ne olacak, 500 sene sonra ne olacak? Tabii bir de o şeyler var, meşhur yanılmalar. Nasıl yanılmışlar? Onların da listesi çok kabarık. Evet. Çok. Neler var mesela böyle komik yanılgılar? Mesela bir şey profesörü var, fizik profesörü, ismini unuttum, şeyi ispat etmiş. Yani uçak denilen şey, Wright kardeşler uçmuş ama tek uçabileceği ancak birkaç yüz metredir. Ve belki bir kişi ancak dağı taşıyabilir. Öyle büyük bir mesele. Ondan sonra Londra'ya gidip gelmiş uçaklarla. O bilgi şey, ilk bilgisayar. Bilgisayar şey söyleyen de var ya, IBM'in birisinin önemli bir şey. Biznesmen, iş adamı ya. Yaramaz bir şey bu diyor. Ben Amerika'ya ilk ayak bastığımda 1947'nin sonu. Bilgisayar yeni icat edilmişti. ENIAC. 3 kat. Evet. Binanın içindeydi. Yapa da hani böyle bizim hesap makinesi hesap biraz daha biraz fazlasını şeydi yapıyordu. Milyarlarca dolarlık bir şeydi lan. Sonra hep de ona kızarım. Yani trafikte sıkıştıkça o aklıma gelir. Helikopter de o zaman icat edildi. Aşağı yukarı. Şimdi o koca şey zannediliyordu ki sadece devletin bir iki yerinde kullanılır. Şimdi bunun içine girdi. Üniversitenin bir iki laboratuvarında belki kullanılır. Küçüldü, küçüldü, küçüldü. Herkesin telefonun içine girdi. Şimdi helikopter hala aynı yere duruyor. Helikopter hala aynı. Halbuki bir şey olsa, kolaylaşsa bu trafik denilen şeyden kurtulacağız. Ama hocam biliyorsunuz bununla ilgili bayağı önemli espriler var yani. Bunlar durmadan arıza yapıyor. Helikopter bunlar da arıza yapsa durmadı. Yani bu hava sistem kilitlendi bilmem ne oldu. Şimdi helikopterlerde bunlar olsa giderdik. Ama bir şey haber okudum. Bilgisayardaki oyunlarla o kadar düşkünmüş ki birisi bir bebeğini öldürmüş. Evet. Vaktimi alıyor diyor. Evet. Vaktimi alıyor diyor. O da tehlikeli. Tehlikeli. O da tehlikeli. Bilgisayar da pek hoş değil. Ama işte ben bilgisayar... Şimdi tuhafı benden alay ediyorlar bazen beni tanıyanlar. Ben bilgisayarla kullanmıyorum falan deyince, bilgisayarı eğitimde kullanan 3 profesörden biriydim Amerika'da. Ama o zaman delikli kartlar. Delikli kartlar vardı. Acaba IBM 360'lar falan vardı. Tabii. Ve ben kullanmıyordum. Hatırlar mısın delikli kartları? Ha, onları... Üniversite yıllarında bizde. Üniversitede bizde delikli kartlar, delikli kart derdik. Ha, operatörlere söylüyordum. İşte şurada şunu koyacaksın bilgisayardan falan diye. Şimdi diyorum ben hiç öğretiyorlar bana o çocuklarım. Şuraya basıp şey yapacaksın. Eğer kullanmazsam bir hafta unutuyorum. Hangi tuşa basacak? Hangi tuşa basacak? Aman diyorum. Onun için şey çok çok değişti. Öyle büyük değişiklikler olacak. Evet hocam, bina boyundaydı öyle o şeyler. Ya. Mesela ben o söylediğim kitabımı 1980
82'lerde yazdım. Nanoteknolojiden bahsettim. Daha hiç kimse duymamış. Nanoteknoloji. Oo, şimdi nanoteknoloji uçuyor gidiyor. Boya badanada bile var artık. Ha. Hocam birisi sormuştu, onu sorayım size kapatmadan. Zazalar nedir, Zazalar? Kürtlerden sayılıyor ama galiba Kürt değil onlar. Kürt değil, apayrı, daha sarışın. Farklı bir lisanla konuşuyor. Anlaşamıyorlar Kırmançılarla. Farklı bir. Ama kimlerdendirler bilmiyorum. Uzmanları araştırsın onu. Peki yine o zaman tarih kitaplarında bir enayilik yapmıyor muyuz biz? Türklere Anadolu'nun kapıları Malazgirt'te açıldı diye böyle bir şey vardır. Ama baktığınız zaman Malazgirt'ten çok önce Türkler Arap Yarımadası'na gitmişler, Mısır'a gitmişler. Siz tabii söylüyorsunuz öyle. Anadolu'ya gelmişler. Niye Malazgirt'te açıldı denir? Devlet olarak geldiler. Devlet sahibi oldular. Daha önce arazinin sahibi oldular. Daha önce paralı asker olarak bulunuyor. Efendim işçi olarak bile hatta bulunuyor. Tüccar olarak gidip geliyor. Küçük koloniler var, şeyler var. Ama sahip olmaları Malazgirt. Devlet anlamında. Sonra küçük kardeş, her şeyi büyük kardeşe kalıyor. O da bir şey kalıyor, bir kılıcı kalıyor, bir de atı kalıyor. Evet. Geliyor Arap ülkesine. Evet. Ya kumandan oluyor, arkasından bakıyorsun şah kendisi sultan oluyor. Memlük. Ha, memlükler oluyor, şey bilmem ne oluyor falan. Yani çok... Yine hocam birisi bir şey daha sormuş. Diyor ki, hocamın antropolojiye olan ilgi ve bilgisine dayanarak soruyorum. Sümerlerin sanat eserlerinin pek çoğunu gördüm sergilenen yerlerde. Heykellerinde kendilerini gözleri son derece büyük insan olarak tanımlıyorlar. Bu bilgiye uyan Azyatik veya Turanik kavimler kimlerdir? Asya'da bu tipe uyan insan prototipi kimdir? Gözleri neymiş? Büyük, iri gözlü. Büyük. Sümer heykellerinde Sümerler kendilerini iri gözlü olarak yapıyorlar. Yani Asyatiklere uyar mı diyorlar? Azyatiklere o göz uymaz. Sümerlerde hakikaten öyle bir iri göz şeysi var. Ama bana... Bu şey Japon çizgi filmleri gibi oluyor mu? Japonların çizgi filmlerinde hep iri gözler var. Kendi gözleri küçük olduğu için. Yani gözlerini daha çok böyle bir anlamlı şekle sokmak için büyüttükleri kanaatindeyim ben. Yani bir tipi aynen gerçekçi olarak yansıtmak için değil. Yani bir şey sembolik bir şekle sokmak için. Kaldı mı bir şey Murat? Aslında çok şey var da hocamı çok yorduk. Saati de... Bravo, 2,5 saat hoca. 2,5 saat oldu. Kafam işlememeye başladı. Hocam yorulduğunuzun farkındayım o yüzden. Farkında mısınız? Estağfurullah, sizin kafanız her yerde işler de yorgun, yorulduğunuzun farkındayım. Gözleriniz de artık kanlandı. Değil mi? O yüzden isterseniz bitirelim. Bugün de programı 2,5 saat yapmış olalım. Kısa bir program olsun. Ama reklam yapayım mı kendi kendime? Buyurun. Geçen hafta çıkan kitabım, Hani Ben Çocukken Arayan Adam isimli kitap. Benim böyle çocukluğum, bebekliğim, pozitif İstanbul'un o devirdeki halleri, sokakları vesaireleri var. Evet, hocamın kitaplarında bulabilirsiniz değerli izleyiciler. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ki davet ettiniz. Sağ olun. Sayın Bardakçı, size de çok teşekkür ediyorum. Kendime de çok teşekkür ediyorum. Bakın bir de şunu göstereyim. Buyurun hocam. Bu babamdan kalma klasör. Gördünüz müydü? Magatıslı. Hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Vallahi çok güzel. Onu kullanıyorum. Eski mallar hala. Daha iyi. Eski mallar. Hala kullanıyorum. Evet izleyiciler, bugün de bu akşam da programın sonuna geldik. Saatler 00.34 aşağıda gördüğünüz gibi. Aslında 2'ye 3'e kadar giderdik ama değerli hocamı Profesör Doktor Reha Öztürkkan'ı, Ordinarius Profesör Doktor Reha Öztürkkan'ı... Aslında şu ırkçılık, Turancılık davasını bile... Başka bir gün yine yaparız canım. Evet. Hocam yine gelirsiniz herhalde. Olur, fütüroloji üzerine yapalım. Onu da yapalım. Gelecek nasıl olacak? Nasıl olacak diye. Evet, hocalarımla söz de aldık. İnşallah bir daha sefere yine birkaç saat burada değerli hocamı görürüz. Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinleyicilerime ben de çok selamlar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.